30 dakikada gol sesi çıkmadı. Hı hı. Trabzonspor Kasımpaşa mücadelesi ola. Özdemir, Trabzonspor taraftarından da oyuna yönelik tepkiler de vardı maç içerisinde. Kazansa buordo mavi takım lider olacaktı. Başakşehir'de 2-0 mağlup oldu. 3 puan kaybetti ama kendi sahasında kazanamadı Trabzonspor. Evet. Yani kötü bir durum aslında. Ee, sezon başından beri aslında hazırlık maçlarıyla başlamak lazım sevgili Cüneyt buna. Çünkü yani benim için çok böyle bir tek kriter değildir ama elbette bir ölçüdür hazırlık maçları. Ee, orada aslında bir oyun vaat etmemeye başlamıştı Trabzonspor. Süper Kupa maçını hariç tutuyorum. Bence sezonun en iyi maçını oynadı ve onun dışında ben e, Trabzonspor'un gerçek anlamda geçen sezonun o son 8 hafta haricinde oraya gelinceye kadarki dönemde oyunu böyle iyi organize eden, iyi bir dominasyon ortaya koyan, oyunun belli bölümlerinde hatta birçoğunda momentumları da kazanan bir Trabzonspor'dan şimdi böyle bir Trabzonspora geldik biz. bunu ben biraz şeye bağlıyorum. Transfer mühendisliğine. Yani doğru oyuncu profilleriyle aslında Trabzonspor çok iyi bir kadro oluşturabilirdi gelen profillerin yanlışlığından bahsetmiyorum yanlış anlaşılmasın ama yeterli olmadığından bahsediyorum Yani Trabzonspor gibi bir takıma transfer edilecek oyuncuların bir defa net doğru bir profil olması gerekiyor mesela Visca'nın sakatlığından sonra özellikle Trabzonspor'un Visca'yı alıncaya kadar ki yaşadığı sağ kanat problemi Visca'yı aldıktan sonra çözdüğü bir sağ kanat problemi Virce sakatlandıktan sonra çözemediği bir sağ kanat problemi var. Bence çok da ciddi bir problem olarak bu devam ediyor. Mesela buraya bir oyuncu transfer edemedi Trabzonspor. Hı hı. Ee, bunun yanında her zaman ve ısrarla söylemeye devam edeceğim. Kesinlikle orta sahada 1-6-8 oynayan yani oyun iki yönüyle oynayabilen net bir oyuncuyu da e, transfer edemedi Trabzonspor. Bunun yerine e, elinde iki tane 10 numara varken Abdülkadir Ömür ve... Pakatas gibi bir Badri Bardi aldı. Bardi yetmezmiş gibi Yusuf Yazıcıyı da aldı. Şimdi devşirme olarak sağ kanatta ya Yusuf Yazıcı'yla ya e, Abdülkadir Ömür'le ya Canen ile ya da bazen oyunun belli bölümlerinde Trezege ile bir oyun kurmaya çalışıyor Trabzonspor. E, net oyuncu profillerinden bahsettiğim aslında buydu. Trabzonspor'un şu anda e, baktığınızda sahada e, oyun anlamında herhangi bir organizasyonunun olmadığını ben görüyorum. Ve ısrarla da bu devam ediyor. Ama en büyük tehlike şu. Sezona iyi başlayan oyuncuların performansları da aşağıya doğru gitmeye başladı. Aslında Trabzonspor e, sezonun hazırlık kampını da bence iyi geçiremediğini düşünüyorum. Yani Çünkü baktığında fiziksel olarak da, tempo olarak da Trabzonspor sahada çok böyle e, güçlü bir e, ...oyun da ortaya koyamıyor oyunculara baktığımızda. E, Abdullah Avcı e, maçtan sonra yaptığı açıklamada bir geçiş döneminden bahsetti. E, ben bunu kabul etmiyorum. Böyle bir geçiş dönemi olamaz. Geçiş dönemi dediğiniz zaman bir umut vaat eder. Yani sahadaki oyun ve sahadaki oyuncular... E, ...özellikle mesela Eren'den bahsedelim. Genç bir oyuncu. E, bence Türkiye'nin yerli rotasyonunda e, gelecek de vaat eden... E, bir sol bek ancak Eren'in de şu anda bütün maçlarda kullanabilecek bir yedek kulübesi var Trabzonspor'un yani oraya alternatif ulaştırabilecek de bir aslında yedeklemesi yok. E, sağ beke baktığınız zaman e, orada da yok çünkü arkada Perez ve e, Serkan ikisi de sakat e, sağ kanat zaten problemli orta sahada Hamşik'in muadili bir oyuncu ya da ona yakın profilde bir yedeklemesi yok e sol tarafta e, yine aynı şekilde Hep böyle devşirme oyuncularla bir ölçüde buraya giderebiliyorsunuz. Bahsettiğim kadro mühendisliği o. Ha Trabzonspor buradan nasıl çıkar? Trabzonspor buradan nasıl çıkarın cevabını bence Abdullah Avcı'da yatıyor sevgili Cüneyd. E, ben Abdullah Avcı'yı çok seviyorum. Çok da saygı duyduğum bir e, teknik direktör. Beraber de çalıştınız. Tabii beraber de çalıştık. E, hocanın ne anlatmaya çalıştığını ben biraz anlıyorum. Ama hocanın gerçek anlamda ne anlatmak istediğini e, ifade etmesiyle ilgili bence bir problem var. Bu iletişim dilini değiştirmesi gerekiyor. Bence kendini de değiştirmesi gerekiyor. Çünkü ne gibi yani bu ne mesela neyi anlatamıyor? Nasıl neyi değiştirmesi gerekiyor? Şöyle, gerek şöyle sizce? hocam. Şimdi Abdullah Avcı Trabzonspor'da bir şampiyonluk yaşadı. Yani bir şampiyon teknik direktör, Apolet'ini artık takan bir teknik direktör. Dolayısıyla öyle davranması gerekiyor. Yani şampiyon olmuş bir teknik direktör gibi davranması gerekiyor. Hataları kabul edecek, yanlışları kabul edecek ve bunun doğrusunu gösterecek. Bunlara bir mazeret üretmeyecek. Atıyorum mesela Françvaroş maçında, Françvaroş takımı 10 kişi kalmış. Hı hı. E, maçtan sonra 3-1 Trabzonspor mağlup oluyor ve şöyle bir şey diyor Abdullah Avcı. Diyor ki e, 10 kişi kalmış takımlar böyle daha güçlü bir reaksiyon gösterebilir diyor. Ama Trabzonspor Monaco maçında 10 kişi kalıyor ve 10 kişi kalmayı bir eksiklik olarak belirtiyor Trabzonspor için. Şimdi oradaki ifadesiyle buradaki ifadesi birbiriyle çelişiyor. Dolayısıyla burada bence doğru bir iletişim dili kullanması lazım. Şimdi Trabzonspor taraftarının... İletişim evet, dediniz, parantez içine doğru bir öz eleştiri yapması gerekiyor. Mutlaka hocam. Yani oraya gelecektim zaten. Şimdi Trabzonspor taraftarının %90'ı futbolu bilir hocam. Bilir. Şehirde bütün gün zaten futbol konuşuyor. Bilir hocam bak sadece şehir değil. Trabzonspor taraftarından bilir. Çünkü takımına çok bağlıdır. Kandıramazsın ee, diyorsun. Yani yanıltamaz. <laughs> hem atamaz. oyuncu hem de teknik adam yani, kandıramaz evet. diyor. Taraftar sahada bir oyun bekler hocam. Ya bu oyunu da şöyle bekler. Şimdi Abdullah Avcı ilk geldiği zaman sabır dedi. Ee, yavaş yavaş ilerleyeceğiz dedi ve bu alanı açtı. Şimdi Trabzonspor taraftarının yapısını hoca zaten biliyor. Biliyor. Hoca bu kötü dönemi, kendisine göre bir geçiş dönemi ama bu kötü dönemi bence doğru yönetecek bir strateji oluşturmalı. Burada ben hocanın yalnız kaldığını da düşünüyorum bu anlamda. Yani bitiriyorum daha hocam. Tamam. Çok özür dilerim. Evet. Yönetimsel olarak da Abdullah Avcı'ya başkan da, as başkan da Trabzonspor'un yönetim kurulu oldukça geniş bir alan yarattı zaten. O alan içerisinde hoca da istediği bütün transferleri yaptı, istediği oyuncuları gönderdi. Bunların içine Vakayeme de var hani anlaşma imzalanmaması gibi. Bugün Trabzonspor onu aradığı için söylüyorum. Ha bana göre savunma tarafı çok güçlü olmasa da nihayetinde Vakayeme'nin e, gol ve asist katkısını zaten e, değil mi? E, 50'ye 50 yakın gol, 70 75 civarında asist oynadı. Dolayısıyla buradan çıkışı Abdullah Avcı tek başına belli ki eee Başaramayacak. Dolayısıyla ama Baş, geçen sezon başarmıştı. Geçen sene başarmasının en büyük sebebi Takımı da camiayı da motive eden Abdullah Avcı değil tabii mi? boş çerçeveyi o asmadı işte bak, mı duvara? Ama. Kasketi oyna, bak, Abdullah Avcı takmadı do, mı? Doğru da Cüneyt paranteze bir şey söyleyeceğim. Ulaş yine devam et. Geçen seneki oyunla ve de taraftarın referans aldığı görüntü sağ içindeki sağ dışındaki Trabzonspor'la bu seneki aynı değil. Bugün yense lider de olsa dahil bak. İkisi çok farklı. Evet. İşte neden değil. Ee, şöyle, e, ben şunu söylemiştim hatırlarsan geçen sene. Trabzonspor'un işi şampiyon olduktan sonra başlıyor. Şimdi bir takımın, bir kulübün şampiyon olduktan sonraki eğer hocası ve yöneticileri aynıysa orada uygulayacakları strateji daha farklı olmalı. Yani daha doğru, daha böyle yere basan ve daha kararlı ve bence daha da sabırlı bir e, strateji Belirlemek gerekiyordu. Şimdi burada e, bu oyuncularla beraber Abdullah Avcı elbette geçiş dönemini kendisine göre tamamladıktan sonra yeni bir oyun mutlaka oluşturabilir. Ben buna bir şey söylemiyorum. Ama dediğim gibi şimdi burada sahanın içini konuşan bir teknik direktör olan Abdullah Avcı. Şimdi bakıyorum ben son zamanlarda yani ligin başından bu yana birkaç maç özelinde sahanın dışına çıkmaya başladı. Mesela O, o evet niye? Hocam. İşte bu saha içindeki durumdan kaynaklı bir şey. Saha içindeki oyunda ciddi yapısal bozukluklar var. Çok tutarsızlık var. Onun için zaten farklı noktaya çıkıyor. Ben size destek verici bir şey söyleyeyim. Abdullah Avcı'nın bu seneki özellikle maçlardan sonraki yani konuşmaları geçtiğimiz sezonlarda veya antrenörlük hayatında öyle değildi. Şöyle bir hal artık olmaya başladı. Mağlup olmuyor. Abdullah Avcı'nın öyle mesela buna... Mesela Avrupa Kupalarına bakıyorum. Geldiğinden beri geçen sene bu sene 9 maçta bir tane galibiyeti var. Dinamo Kiev maçı, e, Dinamo Kiev maçı diyorum özür dilerim. E, Kopenhag maçı, revanşı vardı biliyorsunuz. Orada başladı bana göre. Yani o baskıyla beraber mağlup olmama konuşmaları. Neme mesela nemden dem vurdu. Nem var dedi. Yani havanın sıcaklığı nemden. Oradan başlayarak mesela en son e, ulaşında yakaladığı gibi... Mesela aynı rakibin senin 10 kişi kalıyor, e sen de 10 kişi kalıyorsun. Rakip sana gol atıyor, 3-4 tane gol kaçırıyor, sen mağlup oluyorsun. Yani e, genel yapı olarak öz yapmamaya başladı. Çünkü geçtiğimiz sene çok kaybedecek şey yoktu. Geçtiğimiz sene Trabzon'da ta, spor takımını şampiyon yapmak istiyordu. Hedef büyüktü e, ve de direkt kitlendiği, sağ içi ve sağ dışında direkt odaklandığı fazla ele hiçbir olaya girmeden şampiyonluktu. Onu da domine ederek hakkıyla Trabzonspor şampiyon oldu. Hı hı. Ve de biz de burada dele getirdik. Herkes de getirdi. Şimdi bu sene farklı baskı var onda. Şimdi ikinci sene kadro değişti sirkülasyonu. Ciddi rakamlara ciddi oyuncular alındı. Ve Şampiyonlar Ligi'nden hem elenildi. Playoff'undan kalmadılar. Bir tane maç yani ikili ayaklı maçı oynasa şu anda gruptaydı. Gelen, gelen rakada bütün seneki oyuncuların ödemesini transfer bütçesinin direkt, bir direkt karşılayacaktı değil mi? Aynen. Şimdi bunun üzerine bir de ligde istenilmeyen dalgalanan oyunlar bunun sıkıntısı oldu. Mesela geçen sene Trabzonspor takımını anlatırken şunu diyorduk. Trabzonspor'un bana göre kaybettiği en önemli şey bak teknik taktik onları halledersin. Birliktelik. Geçen sene Trabzonspor takım saha içinde isyan eden. Saha içinde galip gelmek için son dakikaya kadar coşkuyla, agresiflikle saldıran, tutkulu Yüksek tempo, enerjiyle oynayan motivasyon. Bak çok hepsi, önemli. Hepsi motivasyon. var işte. Hepsi var. Tutku diyorum, enerji diyorum, odaklanma. Hepsini maçı son ana kadar bırakmayan bir Trabzonspor vardı. Sağ içinde oyun birlikteliği ve hedef birlikteliği vardı. İşte, Trab bu akşamki taraftar da zaten Trab skora değil, bu oyuna isyan etti Hocam Birlik, böyle bir oyun. Bak istedi. Şimdi, şimdi. bakıyorsun sağ içinde isyan eden oyuncu yok. Skora oyuna. Bir tane varsa var o konuşacağız. Uğurcan'ın kaleden çıktığı falan o isyandır. Bakma orada da, evet kaleci dörtlü sistemde libero'dur. Başka mesaj var. Bakasetas bir ara bir sürtüştü bir isyan işte sağ içinde gerde olayı takım kendine gelsin silkelensin. O da olmadı Trabzonspor'da. Geçen sene Trabzonspor'u ne anlatıyorduk biz? Bir çıkıyordu Trabzonspor. 2 0 mağlup olsa ne yapıyor? Diyordun ki oturuyordun yerine ya Trabzonspor takımı 3 tane atar. Atıyor mu atıyordu. Trabzonspor takımı maçı bırakmıyor muydu? bırakmıyordu. Trabzonspor takım sağ içinde herkes savaşıyor muydu? Giren giremi, e, gireniyle çıkanıyla, kulübe Hepsi bir top yığın Evet, bir yumak gibiydi. Bir birliktelik vardı. Şimdi sağ içi disiplini, takım bütünlüğü, o birlikteliği sanki gitmiş. Trabzonspor takımı bugün yense bile ileride yine sıkıntı yaşayabilir. Hı hı. Teknik, taktik, organizasyon, evet, üretkenlikte ciddi sıkıntısı var. Kaos bir futbol oynuyor, karambol oyunu oynuyor. Evet, Akıl korunarak bir oyun oynanmadı bugün. Tamam. Ama en önemli bak bunu tamir etmesi gerek Abdullah Avcı'nın. Birliktelik, oyun birlikteliği ve en önemli de bu takımın hedef birlikteliğinde sıkıntı var. Bunu çözmesi gerekir. Ve Zeki Uzundurukan'a <laughs> pas atayım. Ben Nasıl bir şey söyleyebilir miyim Ben de benim biraz en... söyleyeyim lütfen. Zeki abi. <laughs> Bir cümle. Moderatör. Sonra. Bir cümle. Süremiz Süreyla, uzun. Hep, Süremiz hep uzun Zeki abi. Konuşacağız ben her Ben şey de Trabzon'dan geliyorum abi konuşacak. Peki tamam. 5 5 dakika 10 dakika konuş. <laughs> yok yok. Bir cümlesi. Ben konuşmasam da olur. Şimdi <laughs> e, haftaya kum saati getirelim. Şöyle e, şampiyonluktan sonra başlıyor dedim ya Trabzonspor'un işi. Ya burayı bir ölçüde ya bence asıl bir ölçüde büyük ölçüde çok yanlış bir yönetimsel e, şekilde geçtiler O geçiş değil bu. Çünkü şu, Trabzonspor tarihinin en pahalı kadrosu şu anda. Değil. Hacı Osmanoğlu döneminde hayır, kurulan hayır, kadro hayır. en pahalı kadrosu. Hayır, hayır, hayır. Ben biliyorum. Kardoz dolu kadro en pahalı kadro. Ben kadroydu. biliyorum bütçeleri zeka Hayır, bonservis servis ücretleri anlamında Hepsiyle diyorum. Hepsiyle beraber ben biliyorum. Yok. Trabzonspor tarihinin en pahalı kadrosu. O, Bütün Hacı rakamları kurduğu, Halil Lozis'e kurduğu kadro bonservis evet. ücretleri bakımından tamam. en pahalı kadroydu. Kaç liraydı? Kaç milyon euroydu? 60-70 milyon euroluk kadro kurdular o zaman. Şu anda euro kaç lira? Hacı Osmanoğlu döneminde ne kadardı şu anda ne kadar? Ya o ama sonuçta o da o zaman da euro ile alınan. Bu kadronun değeri kadronu 5 euro. milyon euro. Her gelen oyuncuya 5 milyon Hangi euro kadron? verildi o zaman bonservis kadronu. Şu anki kadronu evet. değil mi? Hatta bugün sadık kadronun değeri de 115. tabii. bin. Tabii. Ama tamam. şimdi yani, 115 yani, şu anda düştü mesela o tamam. sezon o yüzden başı ben bunu... market değeri öyleydi şu tamam. an düştü mesela. Yok euro şey, şey, kuruna vurduğun zaman abi. Market değeri düşüyor performans düşünce. Evet. Şimdi o yüzden bunu bir geçiş dönemi olarak ifade edilmesini ben yanlış buluyorum. Bu bir geçiş dönemi Tabii. değil. Bu kadar pahalı kadroyla bir geçiş dönemi yapamazsınız. Bu kadar pahalı kadroyla Başarılı olmak zorundasın. Pahalı Çünkü... ve de tecrübeli bir kadro. Genç değil. Yani evet. Direkt performans alabileceğin bonsales parası ödenmiş, Oyunculara ciddi Tabii. rakam verilmiş. Sözleşmeler yapılmış. Direkt, direkt hedef ne? Tabii. Sezon sonu şampiyonluk. Bu Tabii. böyle bir kadro kurulmuş. Ya, sezon sonu Trabzonspor yine şampiyon olabilir. 25.7 yaş ortalaması. Evet. evet, ben ona itiraz etmiyorum. Ya öyle bir şey ol yani olsa keşke yine şampiyon olsa. Ama şampiyon olması da artık yetmiyor. Çünkü şampiyon olduğun zaman federasyondan alacağın şampiyonluk primi belli. Zaten şampiyonlar ligine gidemiyorsun. En az 3 ya da 4 eleme oynamak zorundasın. Dolayısıyla Avrupa Ligi'ne de git. Ya gidebilirse ancak bir konferans ligine gideceksin. Dolayısıyla federasyondan alacağın para, sponsorluk gelirleri, yayın gelirleri falan filan topladığın zaman Zeki abi yaklaşık 8-9 milyon avro yapıyor sezon sonu. Yani senin kadron 40-45 milyon avro civarında bir maaş bütçesi var. Onun dörtte birini dahi karşılamıyor alacağın paralar. Dolayısıyla bu kadar pahalı kadro değil de dönüştürülebilir içerisinde tecrübeli oyuncuların da olduğu... ...aynı zamanda genç ve gelecek vadeden oyuncuların da olduğu bir kadro kurup... ...buna bir geçiş dönemi deseydi hoca burayı anlayabilirdik ve buna zaten kimse itiraz etmezdi. Neden? E Trabzonspor yeniden yapılanacak, yeniden bir sürdürülebilir ekonomik tablo yaratacak... ...aynı zamanda da kadrosundaki genç oyuncuları yetiştirip geliştirip satacak, dönüştürülebilir bir kadro olacak yine yarışın içerisinde olacak şampiyon olur olmaz bu bilinemez sezon sonu bakarız ona deriz ama sonuçta bir umut vaat eden, bir gelecek vaat eden bir takım olabilirdi böyle bir kadro kurduğun zaman bunun adına ben geçiş dönemi demem bu birinci nokta öz gelecektim abi ben bitiriyorum Zeki abi bitiriyorum abi programı topu, da Yani program söyleyeceklerim <laughs> var ama Zeki abiye atacağım topu ee, Abdullah Avcı'nın Oyun içerisinde şuradan sağ içine de motive olamadığını görüyorum hocam. Onu siz değerlendirirsiniz şeyde e, görüntüleri konuşurken. Siopis'i çıkartıp Canini oyuna koydu. Ee, daha sonra e, Gibamin'i oyuna koydu. Daha sonra Batra'yı oyundan çıkartıp Gibamin'i stopere çekti. Ba Bardı ile Bakasetas'ı iki tane on numarayı merkez ortası yaptı. Ya bu hani Bak, bunu hocam size atacağım ama, orada Tolga abi biraz ben konuşayım ya. <laughs> Ondan sonra <laughs> siz ben be. ben hakikaten burayı hocam hiç anlayamadım. Ama şu şunu şimdi, da unutmadan şimdi... konuşmamız <laughs> gerekmiyor mu? Yani bu ya, Trabzonspor böyle, bu akşam. Cüneyt, biraz da ben konuşayım ya. <gülüyor> 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 bu ne <ha? gülüyor> Vereceğim ya? Vereceğim bu akşam kazansa 19 puanla şu anda zirvede Trabzonspor. Ya, Trabzon dediği gibi şampiyon da olur. Sorun o değil ki. Ya biz ya. orada Sorun Cüneyt, o değil. Şimdi. Abdullah Avcı şu anda tükenmişlik sendromu yaşıyor. Görmüyor musunuz ya? Oh, ya enteresan. sen futbolcunu eleştirebilir misin ya Abdullah Çok Avcı böyle gibi bir teknik? Bir Hayır yaklaş. ama öyle. Şimdi bazen yöneticiler böyle panik yaşayabilirler. Hoca şu anda panik yaşıyor. Devriliyor yani. Çakılıyor hocaya. hoca ya. Hoca tek oyuncuları eleştirdi ya. Sahaya sürdüğü oyuncularına da diyor ki bireysel oynuyorsunuz. Hocam zaten sen bireysel oynamamak için takım oyununa dönmek için elindeki en büyük yıldızı yok ettin ya. Bak gönderdin. Bakayeme seni şampiyon yaptı. Ne olursa olsun geçen yıl böyle maçların hepsini Bakayeme ile kazandı ya. Yok, yok yok yani aşamadığı için mi? Abdullah hayır, Hoca istemediği hayır. için Ho gitti yani. Bunun hoca istemedi için, arasında hoca konuşuyor. istemediği için gittiği belli. Yani görevi göndermedi hoca. Para Şu anda Trabzon'da 3 milyon, 2,5 3 milyon euro alan oyuncular var. Hı -hı. Kimse kimseyi kandırmasın. Hocayı ben hatalı buluyorum. Hoca şu anda panik yaşıyor. Taraftarı eleştiremezsin. Şu Kasım şu e, maçın, Kasımpaşa maçının bilet fiyatları 1250 liraya da bilet var. Sen eleştiremezsin taraftarı. Taraftar seni geçen yıl şampiyon yaptı. Taraftar protesto. Taraftar artık ya sabır 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 sabır. Sabır taşı çatladı. Şampiyonlar Ligi kadro kuruldu. Yönetim bir dediğini etmedi. Bu kadar pahalı kadro işte konuşuyoruz. Bu kadar pahalı kadrodan bu kadar kötü futbol çıkıyorsa taraftar tabii ki eleştirecek. Bu işin özünde var. O zaman teknik direktörlük yapmayacaksın. Sana sonuna kadar sahip çıktı Trabzonspor taraftarı. Ya yani bir nüans taraftar, var. Taraftar, taraftarın olacak. sinirleri alınmış bir taraftar istiyor. Ama sen bugün sinirlendin, öfkelendin, futbolcunu eleştirdin. Taraftara gider yaptın. Yapma en başta yapma. şunu ricada söyleyeceğim. Şenol Hoca'nın çok büyük bir bilgeliği vardı. Böyle şeylerde her zaman söyler. Milli takımda da, Meşit takım taşları. çalıştırırken de Beşiktaş'ta Trabzon. Bütün sorumluluk bana ait. Benim hatam, ben başarısız oldum derdi. Sen önce diyeceksin ya. ki bu kötü futbol benim eserim. Zeki Bu abi. kadroyu ben kurdum. Bir dediğim iki etmedi yönetim. Her dediğimi aldı. Evet ben hata yaptım. Takım oyununda geçiş. Ne geçişse 15 maç oynadı. 15 ya da 16 resmi maç oynadı Trabzonspor. Neyin geçiş artık? Sezonun yarısı olmuş. Geçiş döneminde izliyor. Sabır istiyor. Bakıyorsun takıma ileriye geriye yana geriye bir driplik yapan yok. Sağda e, ümidini yitirmiş futbolcular topluluğu görüyorum. Bir tane kötü futbola baş kaldıran oyuncu yok. Bugün bakıyorsun Tirezege'de Bakayemen'in boşluğunu dolduracak diye alınan Tirezege'de sahada yürüyor. Bir tek Bakasetas. Bakasetas dışında e, yani kötü futbola baş kaldıran kimse yoktu. Buna Uğurcan Çakır da dahil yani oraya niye çıkıyorsun onları anlamış değilim. Arkada iki tane oyuncu var. Orada savunma yapması gereken. Bir uzun top aşırtsalar gol olacak. Belki kırmızı kart görecek. Tabii yani Uğurcan Çakır bile ne yaptığını bilmiyor. Bilinç... Ya, nedir anlamıyorum. Yani Trabzonspor'un şu kötü futbolu, şu çaresizliği test konusu olur. Kusura bakmasınlar. Yani takım sürekli kötüye gidiyor. Ya bu ki karşılarındaki takım da çok kötüydü bugün. Ya çok formda e, Kasımpaşa o kadar kötü futbol oynadı ki ona rağmen kazanabilirdi. Trabzonspor'u 6'ya 2 yakaladılar ya. Nasıl olur? Yani hoca bunları söyleyecek. Ya çok formsuzum. Evet e, bu kadar iyi oyuncular alanında takım oluşturamadık e, Sabre ihtiyacımız var 25 bin taraftar gelmiş ya mesai saati pazartesi günü ki o taraftarın bir kısmı da Monaco maçına gidecek hafta içi o yüzden yani Trabzon şehrinde <laughs> pazartesi günü 25 bin taraftar maça gelmiş bilet fiyatları İstanbul'un üç büyüklerinden daha pahalıya satılıyor Trabzon'da şampiyon takım diye Buna rağmen seyirci geliyor sonuna kadar arkanda. Ama seyirci futbol görmek istiyor. Ben 1250 lira veriyorsam bir formaya 980 lira veriyorsam iyi futbol izlemek isterim. Tra taraftarın hakkı. Sen taraftara biraz iyi futbol vereceksin ki taraftar seni alkışlayacak. Çünkü taraftar da sabretti, sabretti, sabretti. Bugün pozisyonu yok Trabzonspor'un. yani net gol pozisyonu var mı? Bir tane Hamşik'in vurduğu, kalecinin üzerine i̇lk, vurduğu ilk pozisyon. Şutlu, Şimdi ikinci Yusuf Yazıcı'yı alıyorsun. 1.5 milyon euro Yusuf Yazıcı'ya bonservis ödüyorsun. 1 milyon euro Yusuf Yazıcı'ya veriyorsun. Yusuf Yazıcı ne verdi? ...futbolu unutmuş gibi... ...o zaman niye istediniz Yusuf yazıyor... Dört tane 10 numara var Yok, Trabzonspor'da... dört tane 10 numara var... ...25 milyon liraya yakın bir para verdiler... Ya, ...Yusuf'a 25 ya milyon... milyon e, ...kulübüne 500 bin euro... ...1 milyon euro da alacakları vardı bonus... ...onu almadılar 1,5 milyon euro oluyor... ...neyse onu geçtim yani o değil olay... ...olay şu... ...ya bu futbolcular niye bu kadar kötü... ya ...bakıyorsun Hamşik için şunu söylemişti... ...iki hafta önce... İşte hamşi, iyi hamşi her zaman Avrupa maçı öncesinde, sahada görmek istiyorum ben e sahada tut zaten takım yürüyor Hamşik en iyisiydi takımın Monaco maçını niye çıkardın mesela? Için. Monaco, maçını Monaco maçından önemli olan bu zaten kendi de söylüyor, Onun için lider olacaktık olabilir. diye lider olsaydı kötü futbolla lider olsaydı, kazansaydı zaten e, taraftar Abdullah Avcı'yı sırtında taşıyor, yine taşır ama Abdullah Avcı kadar Trabzonspor'da taraftarı e, duygusal kusura bakmasın Abdullah Avcı bugün Öfkesine ve duygusallığına yenik düştü. Yani sen, bu oyuncular seni e, omuzlarında taşıyacak, belki şampiyon yapacak, kupalar kazandıracak ama sen e, sahaya çıkan 11'ini yok ettin. Dedin ki, bireysel oynayamaz benim oyuncularım dedin. E, sağ kenarındasın söyleyeceksin ya da devre arasında söyleyeceksin. Bireysel oynuyorsunuz, takım oyunu oynuyorsun, oynayın. E, bunu da demedin, kendini çok eleştirmedin. Bence Abdullah Avcı'nın teknik heyetinin biraz daha da güçlenmesi ne? lazım diye düşünüyorum. Hoca çok ne? formsuz ama hem taraftarı eleştirip hem takım eleştiriyorsan orada sıkıntı vardır. O takım gün gelir senin için oynayan takım senin için oynamamaya başlar. Asıl en tehlikelisi bu. Bence Trabzon'a geldiği günden beri en kötü basın toplantısını yaptı, yaptı Abdullah Avcı. Bak Orge Jesus eleştirirken bir taraftan da pamuklara sardı mesela oyuncularını. Ne dedi? Sahip çıktı. Ne dedi? Sahip çıktı. Milli takımın kalecisi dedi Altay için. Evet. Kötü. O golü o yemedi bütün evet. takım yedi. Bütün Aynen bunları söylemesi lazım. Yani Hatta sen, galibiyet golünde sevinmeye giden futbolcularını hı. da durdurdu. Ben bu yani, basın toplantısına yani refahli getirmeyin. Sonra şurada siyona koşuyorsunuz. Ne Monaco maçından bir beklentim kalır ne Beşiktaş maçından. Yani bir baş kaldır olmaz. Takımı hı hı. sen burada e, motive edeceksin. Ne bileyim Yüreklendirmen gerekirken işte biz Trabzonspor'uz evet bir taraftan söyledi aslında dedik yani biz yine bu fırsatları yakalayacağız ama sen takımı eleştirip bireysel futbol oynadılar ama sen kenardasın hocam diyeceksin ki bireysel oynamayın takım oyununa dönün birbirinize pas atın hakikaten de bireysel oynadı herkes top alan vurdu Bartla 2-3 tane şut attı hı hı. yani Siyofis 2 şut attı ne atıyorsun yani Siyofis'in golü var mı bu şekilde orta sahadan şut atıyor yani nedir bu anladığım da yok yani. Ben açıkçası e, Trabzonspor dip yaptığı dönemler oldu. Ersun Yanal döneminde, bir ara Hami Mandıralı döneminde ama takım savaşarak kaybediyordu farklı yenilse de. Trabzonspor'da o savaşı e, göremiyorum. Bence e, buradaki sıkıntı takımdan ziyade teknik heyete yazar. Yani bugünkü kötü futbol ve kaybedilen iki puanı ben teknik heyete yazarım. Ne taraftara yazarım? Ne de oyunculara yazarım. Çünkü oyuncular az önce Ulaş'ın söylediği gibi çok kaliteli şampiyonlardaki kadrosu kuruldu. Yani bu oyuncular yani, kötü oyuncular değil yani. dip, dip yaptı diyorsunuz ama Trabzonspor 17 puanlı 7. sırada. Futbol olarak ilk yaptı. İlk 3 sıradaki takımların 18 puanı var. Futbol olarak Peki zaten. bir şey söyleyeceğim. Sonraki takımların da şey 17 puanı var Zeki, aynı puana saydılar. tamam sen o şimdi. Ben bardağın dolu tarafını da masaya koyuyorum ki. bardağın tamam dolu tarafı var da bir de boş tarafı da var bardağın. Şimdi Zeki Uzundurukan'a ben destekleyici şunu söyleyeyim. Abdullah Avcı ciddi anlamda bu sene hı hı. hem taraftardan ve camiadan ciddi anlamda sabır gösteriliyor. Trabzonspor şimdi e, şehrinizdeki Uzudurkan varken ulaş verken ben anlatmam e, abeste iştikal gibi olur. Onlar daha e, iyi bilir. Yani şimdi, şimdi dolusu yönünü... hayır ben hayır ben Anladım. de kiralık gittim bir dönem <laughs> Trabzonspor'da oynadım. Evet. Şimdi şehir futbolcuya sabırsızdır. Performans ister. Teknik adam aynı şekilde sezon başı bu kadar Abdullah Avcı'nın bir dediği iki edilmedi. Bütün kadroyu okurdu. Asıl hedef lig değil Cüneyt bunu ıskalıyorsun. Yoksa evet bugün yense lider olabilirdi. Esas Şampiyonlar Ligi'ni bekliyordu bütün değil mi? Ya, Trabzonspor şehri. Yıllar sonra bir Ülkede ve Ligi. ülke dışında yaşayan bütün Trabzonspor işte taraftarı da onu bekliyordu. Ve de Kopenhag elebilecek bir takım çıktı. Sen ona karşı iki maçta da gerekli skoru alıp elemiyorsun. Yani şimdi bu, o zaman insanlar herhalde bir sorar yani. Yani bunun herhalde der yani bir, bir şekilde bunu niye elemedik Bu kadar kadro kurduk. En son bu takıma kim alındı bu rakamlar? Az önce Zeki Uzudur rakam verdi. Yusuf Yazıcı alındı. Düşünebiliyor musun rakamların büyüklüğünü? Şimdi genel hedef olarak da tek hedef Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmaktı. Şimdi orada kalmıyorsun. Üç tane maç oynuyorsun. Birini galip bitiriyorsun Kızıldız'a karşı. Şimdi o zaman yani bunun yalnız lig boyutum var? Bu paralar yalnız ligde çıkmaz Cüneyt. Çıkmaz. Bu kadar ödenen paralar Aynen doğru çıkmaz. mu Zeki Uzundurkan? Kesinlikle. Bu Şampiyonlar Ligi'nde çıkar. Avrupa'da da başarı olacağın çok. Esas Şampiyonlar Ligi'nde çıkardı. Biz buraya ıskalarsak biz dönersek lige işte evet bugün yenebilir miydi? Yenebilirdi de Trabzonspor. Lider de olabilirdi ama sürdürebilir bir oyunu yok. Oyun mekaniği yok. Ee, Zeki Uzundurukan orayı da doğru söyledi. Herkes içgüdüsel bir oyun oynuyor. Bireysel yeteneğiyle. Şimdi geçen seneyi inkar eden bir Trabzonspor var. Geçen sene herkes sağ içindeki rolleri belliydi. Disiplinde herkes sağ içindeki görevini ve hmm. haddini biliyordu. Gireniyle çıkanıyla. Doğru. Doğru mu? Bir oyun ezberi vardı. Bir hafıza oluşmuştu. Ama bunun bu başarıyı da çok doğru her zaman söylüyorum. Bir sosyal birliktelik vardı sağ dışında. Hmm. Sağ içine amaç birlikleri, hedefe, şampiyonluğa giden bir Trabzonspor takım vardı. Şimdi bakıyorsun hazırlık maçları da dahil. Hep burada dele getirdim. Ulaş da az önce çok güzel bir şekilde ifade etti. Hazırlık maçları, bakıyorsun Şampiyonlar Ligi playoff'u, Türk ya yani Süper Lig, aynı şekilde UEFA Avrupa Ligi. Yani gözle görünür sağ içinde bir dengesizlik var. Yani modern futbol diyoruz yani iyi futbol diyoruz. En önemli şey sağ içinde birçok parametre varsa denge istiyor değil mi hücum ve savunmada. Geçen sene dengeli miydi Trabzonspor Tabii. takımı şampiyon olurken hücum ve savunmada? Ligin en az gol yiyen takımıydı hocam. Ucumda da Hücumda da beraber. az önce söyledim. Çıkıyordu mesela. Evet Kayseri deplasmanına gidiyordu. İlk yarı 1-0 içeri giriyordu. 20. dakika 5-0 olur maç. Yani her maçı domine ediyordu Trabzonspor. Evet, Diyebilir miydin Trabzonspor ya bir 1 son dakikalar ya bu maçı işte gol atamaz, galip gelemez. Hayır. Her maçı rahat rahat alır diyordum. Zaten uzak ara ilk devre ondan yaptı. Ama şimdiki gidişat iş değil. Oyuncular kafasına göre oynaması, bireysel zorlaması, antrenör müdahale etmesi, etmemesi, fiziksel eksiklik, Hı. tempo eksikliği, coşku eksikliği, mental eksikliği, konsantrasyon. Hı. Şimdi bunlar çok çok birikmeye başladı. Bu sefer ne oluyor? Sağ içinde birliktelik yok. O zaman işte bireysel performanslar giriyor. Onlar da gününde olmadığı zaman da sıkıntı yaşarsın. Kaldı ki Kasımpaşa bugün... Yani çok, çok kötü, kötü ya. ya. Evet, evet. Biz beraber seyrettik. Savunma attı ile orta Hiç saatler şey arasında boşluk var. Trabzon'u davet ediyor. Gel gol at diye. En son dakikalarda belki bir duran topta gördünüz. Biraz arka direğe doğru ceza sahasının orada 4 tane Trabzonsporlu oyuncu boştu. Evet. Dört tane. Yani öyle bir sert savunma olur, agresif bir oyun da oynamadı. Yani buradan Trabzonspor yani maçı al, maçı alamaması yani iki puanı telafi eder bak Trabzonspor. O değil dert. Mutlu Esas vermiyor. Abdullah Avcı'nın yani dertlenmesi gereken, Trabzon halkının hmm. dertlendiği konuyu iyi anlaması gerekir. Bugünkü bağırma etme protosta değil. Siz ne yapıyorsunuz diyor evet. Trabzon Spor'ta. Biz bu gidişat, ne gidişat, gidişat çok Bir de, güzel söylüyorsunuz. Biz, söz. Ne, biz ya. ne yapıyoruz diyor sağ içinde. Bu gidişat hoş değil. Tesi Siz diyor, bu sene, bu sene hocam diyor bak mesaj oluyor. Hocam diyor, hocam diyor Abdullah Hocam biz seni severiz. Saygımız da var. Geçen sene bu takım şampiyon yaptı. Eyvallah. başımız üzerine yerim var. Bence o konuda... Yani ama olabildiğince kredisi var hocam. Evet, Abdullah hocam. E, bir dakika. Yani şampiyon teknik adamında olsun o kadar. Şunu diyorsun. diyor ki eyvallah başımızın üzerine yerim var. Ama biz senden Şampiyonlar Ligi'ne girmeni bekliyorduk. Biz senden ligde daha iyi oyun bekliyorduk. UEFA'da 3 hmm. maçta bir tane galibiyet beklemiyorduk. 10 kişiyle rakibi yenemiyorsun. Bir şeyler anlatıyorsun. Ligde kötü oynuyorsun. Sonra da çıkıp hani protesto falan bunları söyleme bize. Biz sağ içindeki gidişat hoş değil. Kötü bir karne var. Bu sürdürebilir başarıyı bu sene etkiler. Biz baştan biz tedbirimizi alalım diyor taraftar. Uyanın diyor yani. Uyandırıyor hem hocayı hem de futbolcuları saha içinde. Bu mesajı böyle almalı Abdullah Avcı ve oyuncular. Hocam işte ben Cüneyt çok Buyurun. özür dilerim. Ben onu şunu, şunu söylemeye çalıştım aslında. İşte bu öz eleştiri ve şuralarda hatalar yaptık. Şuralarda yanlışlar yaptık arkadaşlar. Evet bunların birçoğunda haklısınız ama... E, şuralarda da biz haklıyızı anlatabilirse hoca bence anlatmalı da hı hı. yani bu ya, Trabzonspor Kulübü'nün yani Abdullah Avcı'nın böyle tek başına bırakılıp sadece onun etrafında dönen bir yer değil ki burası. Hı. Buranın başkanı var yönetim kurulu var buranın profesyonelleri var buranın ne bileyim divan kurulu bir sürü kurulu var çok ya, büyük bir camia yani. herhalde milyonlarca taraftar olan bir camiası var. Dolayısıyla böyle tek başına böyle yalnız bir adam görüntüsünün arka planında aslında çok güçlü bir dominasyonu var. Şimdi bunların hepsinin bir araya gelip bir doğruyu bulması lazım. Şimdi bunu bulamazsa çünkü hocam hata yaptığını anlayamazsa yeni hatalar yapmaya devam edecekler. Benim en büyük korkum bu. Şimdi devre arasında 2-3 transfer daha denilecek bu sefer. İşte orta sahaya birini alalım. Sağ kanada birini alalım. E sol beki yedek diyelim. İşte Perez'de e, sözleşme herhalde feshedilecek dedikoduları var. E, oraya bir tane sağ beke bir oyuncu alalım. Aynı yanlışlar devam edecek. Oysa ki bunu bir geçiş dönemi değil de bunu e, yeniden yapılanma dönemi olarak aslında anlatabilseydiler baştan ama bu şekilde pahalı transferlerle değil. Ya bu kadar yüksek maliyetli bir bütçeyle değil. Daha doğru bir dille ki o kadar da güzel bir fırsat vardı ki Zeki abi. Uzun yıllar sonra şampiyon olmuş bir takım. Bu stresi üzerinden atmış. Sezona da kupayla başlamışsın. Süper kupayı da müzeye koymuşsun. Abdullah ile beraber 3 kupa müzeye konuldu. Yani evet, evet. bu başarı yazsınamaz Ahmet Ağaoğlu dönemiyle beraber de 4 müze kupaya girdi. Şey müzeye dört girdi. 4 kupa. kupalı bir başkan, 3 kupalı bir teknik direktör. Dolayısıyla önünüzde o kadar büyük bir kredibiliteniz var ki bunu doğru kullanacaktı. Bu fırsat hala kaçmış değil. Bu özel yaparak bunu camiye anlar. Bak Trabzonspor camiası bunu anlar. Bu krediyi size yine sağlar, sağlayacaktır da ben buna inanıyorum. Ben Abdullah Hoca'ya da güveniyorum. Yönetime de Bu, güveniyorum. Abdullah Hoca'ya da o zaman kulak şey, verelim basit söylüyor. toplantısına. Kulak önce Ama doğru cümleler, şey. sevgili Cüneyt, doğru ifade edebilmek... Olay. Ve öz Ulaş Zaten sıkıntı şu. Geçen yıl bu taraftar seni şampiyon yaptı. Yani hiçbir dünyanın en büyük şehir takımı olduğunu gösterdi. Rekorlar kırdı. Forma satışlarında Sevinciyle rekorlar. Örnek oldu. Şampiyonluk kutlamalarında 100 bin kişi. Olimpiyat stadında 90 bin kişi. Aynı gün içinde 190 bin kişiyi tribünlere çekti Trabzonspor. Bunu dünyada yapan başka bir şehir takımı yok. Bu kadar öv, övgüye layık taraftarın duygusallığını da olgunlukla karşılayacaksın. Tabii ki eleştirir. Ya bu işleri yapan Reha Hoca da teknik direktör yaptı. Övüldüğü kadar başarısız olunca ya, eleştirildi. Ya, ya hepimiz abi. öyle. Zeka Her meslekte de öyle değil mi? Yani zeka biz abi. şimdi eleştirildik diye eleştirildik diye yani kötüysek yani nasıl oluyor? Gazete yapıyoruz diye. Ben gazeteden örnek vereyim. Bir haberi kötü yaptıysam, sayfada bir hata varsa açıp e, hakaret ediyorlar. Saygıyla karşılıyoruz, özür diliyoruz. Abdullah Avcı'nın da bu kötü tablo. Hani kötü tablo derken puan durumunda kötü tablo yok. Gene fırsat yakalar. Gene lider olur. Gene şampiyon olur. Oyun umut vermiyor taraftara. Sıkıntı o zaten. Taraftar diyor ki... Ya bugün bakıyorum eleştirilere. Biz ne oynuyoruz? Hani taraftar... Trabzon taraftarı futbolu iyi biliyor diyorsun ya. Evet. Yüzde yüz doğru Kesin. söylüyorsun. 80 yaşındaki Nine de futbolu iyi bilir. 11 kurar hemen kafasından. Ama ne oynadığını bilmiyoruz Işığı mu biz. Işığı mı görmüyorlar? Tara o o oyuncu iş, da... O, o ışığı görmüyor takımda? Sağdaki taraftar. oyuncu da bilmiyor. Bak evet, Hamşik de evet. ona baş kaldırdı bugün ilk kez. Hani... Hoca beni çıkarıyorsun. Hani yaşım nedeniyle Yok. belki ama diyor. Oradaki tepkisi hani şeye değil hocaya değil. Hayır e. taraftara böyle elini kaldırıyor. Hayır hoca... hayır hayır. Orada Yusuf Yazıcı'ya sen niye yakın olan yerden... Çıkmıyorsun da uzak olan taraftan çıkıyorsun Biz diye tepki gösterdi. Taraftar da öyle anlamış. Yok yanlış anlamışlar. Şimdi varsa öyle bilmiyorum. Neyse yani. Yaza neden de. Nasıl Hamşik çıktığında. Hamşik yakın olan çizgiden çıkıyor hocam. Yusuf uzak olan tarafa gidince diğer taraftan çıkmıyor. Takımın ağabeyi olarak. Niye oradan gidiyorsun dedi burası. O tarafı bence de öyle. Taraftar da yanlış anlamış olabilir. Vakit kaybetmeyelim. Peki bir hocayı da dinleyelim. Bastopans'ta neler söyledi Abdullah Avcı. Getirelim ekranları oyunun oynamadık ama kazanabilirdik diyor. Ee, bunu ya, ya, <laughs> ya hocam ben ben ben, 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 ben çok Yok, kısa bir şey ya, söyleyeceğim. Şey... E, ulaşa sonra e, pas atacağım. Mesela e, Abdullah Hoca diyor bir geçiş dönemi yaşıyoruz diyor. Yani sabredilmesi gerek. Evet olabilir. Şimdi 6-7 oyuncu oynuyordu. Evet. Ferbahçede de 6-7 oyuncu oynuyor ama ama Galatasaray'da da. Hepsi... Şimdi Galatasaray'da hani da. ya yani <laughs> daha böyle hem Avrupa'dan <laughs> e, ligde daha böyle kif veren, daha güçlü oyun oynuyor ya. Onun için evet, söylüyorum Doğru. Zeki, uzun doğru. Yani onlar da öyle 6-7 oyuncuyla oynuyor ama çok ciddi bir ön alan baskısı var. Maça bırakmıyorlar. Çok ciddi bir pres anlayışı var. Fizik kaliteleri, evet gol de gol atıyorlar ama bir şeyleri yapıyorlar doğru bir şekilde. Daha dislinler daha coşkullar, daha enerjiler, daha maçı bırakmıyorlar. Yani Fenerbahçe maç bitti demeden maç bitmiyor. Bu halde bir Fenerbahçe görüyoruz. Şimdi onlarda da 6-7 oyuncu oynuyor. Doğruya doğru eri yeri. Nasıl geçen sene Abdullah Avcı'yı övdük, hakkını verdik. Hı hı. Evet, taraftarın da aynı şekilde ama taraftar da bugün haklı. Ha, zaten taraftar bu bu maçlık değil onların taraftar zannediyorlarken yani bu maçta böyle işte protesto oldu. Hayır. Bilmiyorum. Bak bu Kopenhag maçından tabii, başlayıp tabii. bu zamana kadar gelen birikimdir. Evet. 14 maçlık. Patlama 14 oldu. tane resmi maçı oynamıştır bu sene Trabzonspor. 3 tane Avruf, Avrupa, UEFA Avrupa Ligi'nde 2 tane Şampiyonlar Ligi playoff, 9 tane de lig maçı. Bu onun patlamasıdır. Tabii. Onun için yani bir de örnek Fenerbahçe var. Onun için Abdullah Avcı eldeki böyle e, kaliteden doğru bir yani farklı bir işlem çıkarması gerekir. Geçen seneki evet oyuncular yok. Farklı oyuncular geldi. Ulaş çok güzel söyledi. Gelenler gidenleri arattı. Evet arattı. Ama bu kadroyu da Abdullah Avcı kurdu. Çok ciddi rakamlara kuruldu. Bunu da oynatacak. Buna yeni bir işlem, yeni bir sürünüm kazanılacak, Güncelleyecek. resetleyecek bu oyunu da Abdullah Avcı'dır. Bir de şunu sorayım hocam. Geçen yılın gol kralı Kasımpaşa'da gol kralı olmuş Umut Bozok. Evet. Takımın gole ihtiyacı evet. var. 60. dakikada oyna giriyor. Görüyor. Tamam. dakikadan sonra ne verim alırsın? Oyun, oyun zaten ben... oyuncular ...enerji olarak bitmişler... Tabii. ...inanmıyorlar kazanacağına... ...yürüyorlar sahada... E ...başta koy ki zaten bu denendi... ...birlikte Maxi Gomez'le birbirinin... ...verimini artırıyorlar... birbirler, nasıl yapıp gol atıyorlar... ...yani mecbursun... Eğer bireysel Buy, oyuncuyla tabii. gidiyorsanız... Tabii, tabii. ...siz çok Bire güzel söylediniz. ...umut bozağı tabii. at daha önce at... ...bireysel tabii. oyuncu... Hocam. Yani ...en basit bakasa tasa bağlantı... ...mesela Monaco maçı diyorsun... ...o indirdi biliyorsun değil mi... ...şunu aldı... ...servis yapar, bağlantı yapar, gol yapar... ...yani madem böyle maç kazanmaya gidiyorsun... Dediğinize şey katılıyorum. Mutlaka oyuna atmalı daha önce. Bir şey daha var. Geçen yıl kazandığı Galatasaray maçından sonra biliyorsun oyundan çıkardı. Bir şok gerekiyor dedi. Sonra Abdülkadir Ömür'ü kazandı. Abdülkadir Ömür'ün kritik asistleri golleriyle bir anlamda şampiyonluğa ekip olarak ulaştılar. Abdülkadir Ömür'deki haftalardır söylüyoruz. Abdülkadir Ömür'ü hoca niye kazanamıyor? Bugün girdi yine birkaç hareket yaptı az kalsın gol attırıyordu. Yani şu takımda Abdülkadir Ömür ne olursa olsun ilk 11 oynamalı. Abdülkadir Ömürü hoca kazanmalı. Elindeki en büyük değer kenarda duruyor. O zaman ama geçen yani ben, ben burada hocayı, mücadelesini ben, vardı ama ben, hoca mücadelesini verdim. Abdullah Hoca galip Sonra Hocaya ben Abdülkadir'in yazıyı yazı yazdık. geri döndü. Türkiye'nin Türkiye Morinyosu olacak dedik Ab, Hı -hı. Abdullah Avcı'ya. Evet, Ulaş'ın dediği gibi çok büyük saygımız var. Trabzonspor taraftarının da saygısı var. Sorun o değil. Zaten Abdullah Avcı Bence 10 yıl kalsın Trabzonspor'un başında. Çünkü Sorun çok o değil ki Zeki abi. Sorun şu. <laughs> yani bak, ben hocanın diyorum ki, zaten tamam. kalmasına tamam. kimse itiraz hayır, etmiyor hayır. ki. Hayır. Hoc hoca mutlaka kalacak. kalsın. Kurtosan'ın nedeni şu. Şimdi Abdülkadir Ömür sahaya giriyor mutsuz. Kenarda e, ısınırken de mutsuz. Bunları hoca çözmeli. Gerekirse ekibine... Çünkü arkasında çok güçlü bir yönetim var. Çok güzel bir var. konu Devre, devre isterse, ısınırken doğru söylüyor. Yüz tam... ifadesinden ısınma bir kulübe isterse giderken çok güzel bir konuya zaten. değindi. Yani e, bazen ...ekip çok şeydir. Tek kişi çözemediğin... Bu, bazen, iş, bu iş hani, one man show değil tabii, kısaca doğru Tabii. Bir ekip lazım. Yani ekip senin ekibin one man ne show kadar değil. güçlüyse... ...o kadar güçlüsün demektir. Kenarda Orhan Ak'la birlikte çok... ...hani bazen ola, formsuz olabilirsiniz. Problem çözmek için... E, ...gerekli... ...başkaca yardımcı nasıl öğrencilere... E, ye, ...okulun dışında... Ö, ...özel öğretmen tutuluyor. Yardımcı ders kitapları alınıyor. Hani... Potansiyel olarak gelişmesi için bir şeyler yapıyor. Aileler, biz aileler yapıyor muyuz? Yapıyoruz. Evet, üniversite yazılarını kestin Şimdi hoca da burada çaresiz kaldığı dönemler olabilir. Formsuz olduğu dönemler olabilir. Her insan, hepimiz yaşıyoruz. Ekibini güçlendir o zaman. Egemen Korkmaz gittiğinde daha iyisini al oraya mesela. Egemen Hoca varken taraftar da çok geziyordu. Savunma e, zaafı daha azdı. Ya, o tartışılır. tabii. Diyoruz. Geçen yıl kenar beklerinden verim alamadın. En iyi... Solbek, sol bek sağ bek aldığını söyle, söylendi. Hı -hı. Ama gelinen noktada sağ bek sol bek katkısı yine yok mesela. Hani e, Reha hocamın dediği gibi en iyi oyuncular alındı ama oyun çıkmıyor ama, hala. Bu, Güçlü ama oyun bu yok. Ben, 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 ben çok mı kaynaklı kısa bir şey yoksa oyundan mı kaynaklı? Oyundan oyuncu. Bak geçen hafta biz buradaydık beraber değil mi? Evet hocam. Geçen hafta Trabzonspor <laughs> kimi yendi? 2 ki bir deplasmanda Kayserispor'u. Hep beraber dedik ki şurada hatırlar mısınız? Ya kaleci savunma orta saha ucum. yani kimi sayarsın Umut Bozoğlu dedik değil mi Umut Maxi Gomez söyledik yani ikisini falan dedik belki sayarız değil mi yani genel galip geliyor dedik Trabzonspor oyuncu saymıyoruz. Bugün farz edelim Trabzonspor ikinci yarı er, evet rakip bölgede yani e, rakip yer alanda oynadı. Trabzonspor'dan net bir tane İyi oyuncu sayar mısın bana bugün? Hocam kısmen bakası Evet, ben, aynen, hayır, ben de. kısmen. Ben Ruhuzu genel, da ortaya koyduk. Hayır, onu koy, yani, genel yani yine de o sene geçtiğimiz sezonki başarılı olduğu performanslardan çok uzak. Trabzonspor bak hocam. burası bak çok enteresan. Trabzonspor bugün yenebilir, Kasımpaşa yenebilir. Lider de olabilirdi. İki tane, bırak üç tane geçtim. Lider olmasa iki tane ya çok formda oyuncu var der misin Trabzonspor yok, takımda? Yok, yok. Geçen sene ne derdik? 6-7 oyuncu sayardık. Bırak 6-7. Oynamayan oyuncuları sayardık. Ve de bak kısıtlı kadro. iki tane bekkin yok. İşte Perez de sakatlandı. Perez performans kötü diyorsun. Densli sol bek oynuyor. Ama yine de var ya diyordum. Ya bak şu girdi, şu çıktı. Bak şu oynar, şu yapar, bu yapar. Bak oynuyor kulübede o da girdi katkı sağladı. Acaba hani önümüzdeki hafta oynar mı? Formayı zorlar mı? Trabzonspor'un en büyük sıkıntısı da bu. Rekabet bak, Aynen. rekabet yaratılmamış Trabzonspor evet. kadrosunda. Koca. Bak bu en büyük sıkıntı. Trabzonspor takımı çok ciddi bütçelere kurulmuş bir kadro. Hedefe gider mi? Gider. Rekabet sıfır. Herkes, yani bırakmış saldım çayıra, mevlam kayıra. Olur, hoca oynatırsa o hafta oynarım. Kulübe edeyim, evet. sonradan girerim. Ya bir gireyim, bir kendimi anladım, bir agresif bir oynayayım. Kendi oyuna odaklanayım. İşte coşkulu oynayayım, öbür hafta formayı alayım. Bunlar işte Trabzonspor takım birçok şey halleder. Ulaş tekniği taktiği halleder Abdullah Hoca ile. Esas Trabzonspor takımında birken bir yumak var. Yani anladın mı? Sezon başından bak. Evet. O Kopenhag Şampiyonlar Ligi play-off'undan beri bu bu daha büyük sıkıntı. Bir şey daha var hocam. Doğru söylüyor. Şunu da ekleyelim. Ee, bakıyorum. Kötü fut ne bir yöneticinin eleştirisi var. Dediğim gibi e, asıl tehlike olan şu. Eğer e, sorunları takımda yöneticiler de görüyor sonuçta. Hoca da görüyor, futbolcular da görüyor. Bu kötü futbolu, e, vasat oyunu, düşük enerjili oyuncuları e, görüp de e, sorunların üzerine örtmek en tehlikelisi. Bu sefer güç zehirlenmesi oluyor. Biz şampiyon takımız, biz işte şöyle büyüyüz böyle bir yüz, Ay, O geçmişte kaldı. Yeniden yarışıyorsun. Yani geçen yılki şampiyonluk, geçen yılda kaldı bu sen. Her yıl şampiyonluk var, her yıl kupalar var. Ee, bunu bunu e da tartışmalılar aralarında bir şey daha var. Bugün bir penaltı pozisyonu vardı. Bakarız ona tamam. da. Tamam. Orada bakalım. taraftar e, bir 30 saniye baskı yaptı. Bir tane oyuncu hakeme gitmedi. Bazen böyle takım halinde ha hakeme gidersin, itiraz edersin. Orada penaltı pozisyonu var, hakem Hüseyin Göçek'e. İşte Alper Ulusoy muydu Alper Ulusoy izlesin. Yani takımda şey de yok. 4 numaralı pozisyonu yani hazırlayalım Yani O pozisyonda güven. tepki yok. Bakalım bir görüntü Yani hakem penaltı vermedi. Tamam bitti. Size destekleyici bir kelime söyleyeyim de ona. Yani kabullenmişlik var. var. Aynen kabullenmişlik oluyor bu sefer. Bir bakalım getiriyor hemen ekranlara. Vardı yok, geçen sezon yok. Yok, sen sen yok. Yok geçen sezon kalmadı. Verelim sevgili var, Güven hocam. Zeki abinin anlattığı pozisyonu evet. Burada penaltı beklentisi bu var. Bu kadar. Penaltı var mı? Yani e, Karagümrük maçında e, Fenerbahçe Allianes verilen penaltıya benziyor. E, yani orada verildiyse burada da verilebilirdi. E, tabii ki bu yani hakemin kararına burada e, saygı göstermek lazım. Hakem görüyor, çok yakından görüyor pozisyonu. Yani ne diyeyim sonuçta? Devamında futbolculardan bir itiraz öktünüz. Eller kalkıyor. Yok Maksimle bu kadar besin. işte. Bu kadar. O kadar. Bu da bazı şeyleri gösteriyor. Evet. Yani ayağını takıyor tabii ki burada trezegede penaltı almaya çalışmış ama hakem de pozisyona yakın olduğu için hani saygı duyuyorum. Sonuçta yani penaltı verse de Trabzonspor bugün galibiyeti hak edecek futbolu oynamadı. Sağda savaşmıyor oyuncular. Ya <laughs> Burada bunu söylemeye çalışıyoruz. Çok değerli bir teknik direktörü var ve e, hiçbir hiçbir zaman Abdullah Avcı'nın e, çok şanslı bir teknik direktörüdür. Başakşehir'de de hiç maddi sıkıntılar yaşamadan teknik direktörlük yaptı ama burada çok büyük bir camia var arkasında. Dağ gibi bir taraftar var, dağ gibi bir şehir var, dağ gibi bir yönetim var. Ama hoca e, bu sorunları halının altına süpürmemeli. Hoca kendisi bilmiyor mu? Ceha Hocam teknik direktörlük yaptı. O bilmiyor mu takımdaki sıkıntıları biliyor. Bizimle paylaşmayabilir ama yarından tezi yok. herkes eteklerindeki taşı döküp takım içinde takımı toplayıp biz nerede hata yapıyoruz? Tek tek oyunculara hamşik işte seni şu, şu nedenle çıkardım. Hamşik de diyecek ki hayır sağda herkes yürüyordu beni çıkarmayacaktın hoca. Ee. Bir savaş verecekler arasında doğruyu bulacaklar. Yoksa işte biz Monaco maçına dönelim. İşte Beşiktaş ya, maçına dönelim. Çok zorlu iki Olmaz. Maç. Olmaz. Ortada sorun var. Geçen yılki şampiyon takım bu kadar kötü oynamaz. Zikar. Hoca kendi değiştirdi takımı. Şimdi diyor ki ilk 11'den geçen yıl ilk 11'inden 7 farklı oyuncuyla çıkıyoruz. E sen istikrardan yanaysan takımı koruyabilirdin. Konya dedik. Spor Ama kaç oyuncuyla çıkıyor? Şundan şu hiç bahsetmiyoruz. tabi Tabii onlar da çok oyuncu aldı geçen yıl. En az yılında. 6. V Vişa, ve 6. Vişa ve Doruk yeni oyuncu. Vişa ve Dorukan gibi iki önemli eksiği Onu, de evet, var O talihsizlik her takımda olabiliyor. Ama transfer yapılabilirdi. Tabii. Evet. Yani sağ ben kanada tabii. bir oyuncu tabii. Açıkken, alabilirdin exactly. iki tane 10 numara tabii. alacağına evet. sağ kanada bir tane oyuncu bir tane de 6-8 oynayabilirdin. O her bile. takım için var. Mustara, tabii. Galatasaray şampiyonluğa gidiyordu. Ya da bir tane 8 Rize numara Rize maçında var. doğru mu ayağı tabii. kırıldı. Yani şampiyonluğa evet. giderken her takım için o risk var. Tabii. Siz bir şey söylüyordunuz. Hocam Konya Spor... Spor'da 5 ya da 6 yeni oyuncu var. Evet, tabii. Tabii. Oyununda tabii var. bir eksilme var evet. mı? Yok. Yok. Sürekli yukarıya doğru gidiyor. Bu olabiliyor. Yani Abdullah Avrupa travması yaşadı onlar. Tabi Abdullah Avcı bunu yapabilecek bir teknik direktör. Hepsinden iyi Oyunun yapar. Oyunu daha güçlü hale getirebilecek Aynen. bir teknik direktör. Ya Monaco'ya yenilebilirsin. Bak bu hafta Perşembe yenilebilirsin. Beşiktaş'a da yenilebilirsin. Mesele o değil. Ama sahada yani böyle oyunu gerçekten domine eden, ben. mücadele edip de kaybeden bir Trabzonspor olsun. Ya gerisi önemli değil. Bu yok. Yani bunu göremediğimiz için zaten bu eleştirileri yapıyoruz. Zaten senin söylediğin şu, hepimiz aynı, aslında aynı şeyi söylüyoruz. Şu an sahada izlediğimiz Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın takımı gibi mı? reaksiyon vermiyor. Abdullah Avcı'nın takımı değil sanki bu takım. Geçen, geçen seneki takım bir sağ içinde bir duruşu, bir tavrı vardı. Mağlup da olsa. Yani mağlup olsa bile mesela diyordum Trabzonspor takımı yani bir duruşu, bir tavrıyla öbür hafta galip gelir en önemli bir takım bunu sağ içinde kaybetmemesi gerekir. Trabzonspor takımı sezon başından beri bunu kaybetti. Hazırlık maçları dahil. Bir de e, hem e, Ulaş hem de Zeki Uzundurukan söyledi. ikisi de yani yönetim bir dediğini iki etmedi. Bu çok önemli. Bak evet. başkan yönetim kurulu. Şimdi Ahmet Bey, Ertuğrul Bey, diğer yöneticiler. Tabii. Bir dediğini iki etmedi. İlk geldiği Ondan günde... Ondan gel çok ilk, geldi, yani. ilk geldiği İlk geldiği zaman devre arası Berat'la başlayan bir transfer dönemi geçirdi. Berat bakası Süleyman Yunus var. Bak Sonra sezon işte geçtiğimiz sezon ile başlayan daha herkes daha kampa gitmeden bütün oyuncuları aldı. Bu sene aynı şekilde <laughs> Abdullah Cami, Avcı vardı bu. Abdullah Cami, Avcı dedik yani ya, temposuz kornördür. dedi bak mı gitsin? Daha tempolu işte Trezeguet aldı. Trezeguet'in oyun bilgisi, oyun görüşü, tekniği zayıf bir oyuncu aynı profilde bir oyuncu. Bu oyuncuları da seçen Alan Abdullahcı. Yönetim yine bir şey demedi. Evet. Ne Ahmet Bey ne Ertuğrul Bey. değil mi? yönetim Öntüp. Ne istiyorsa aldı. Kiralık oyuncuya bu kadar fazla rakam para verilmez. Yusuf'un Ulaş çok güzel anlattı orayı. Yusuf 10 numara profilinde bir oyuncu. Sen bonservis parası veriyorsun, Enes Bardi alıyorsun. Evet. Bak bonservis parası verildi ona. Aldığı rakam bırak. Onu alıyorsun o profilde. Bakasetas aynı şekilde mesela Alanya'dan gelirken bonservis parası ve rakam veriyorsun. O da 10 numara profilinde oyunu. Evet. oynuyor. Canen'in farklı ikinci santrofor tamamlar öyle oynuyor. Umut öyle oynar. Şimdi birçok oyuncu Abdülkadir Ömür sıkıştın öyle oynar. Hı hı. Yani birçok oyuncu bir de Yusuf'u alıyorsun. Bu ne demek? Hoca istedi biz alırız diyor yönetim. Hocam ben yani doğru... Bunu her antrenöre de bak ulaş her antrenöre de nasip olmaz. Evet. Şimdi hocam. Değil mi? Böyle yönettim Aynen. bir dediğini ki. Siz mesela çalışacak. teknik direktörlük yaptınız. Ben mesela yani bir teknik direktöre bu kadar alan açma Çünkü bunun hesabını ben, yani ben, yani ben, yani ben, <laughs> <yaptınız>. ben vereceğim. <Evet. gülüyor> evet. yani teknik adam gider diyorsun. Tabii. Bunun nesi olan kulüpçi. Tabii. Elbette teknik direktörle uyumlu çalışırım ama beraber doğru bir planlamayla. Evet. Ya bu 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 derece bir planlamayla olmaz. Bu burada büyük bir transfer mühendisliği var. Bunu kabul edeceğim. Ben mesela Ahmet Can'ı 9.5 milyon euroya e, ayaksa satıp 19 yaşındaki bir genç oyuncuyu e, gidip Bartlan'ın kalitesini falan tartışmıyorum. Evet. Evet. E, ya yani, alındığı için söylüyorum. 32 yaşında bir stoper'e yatırmam o. Bravo mukayı. tebrik evet. ederim. Aynen. Ben Ahmet Can'ı oynatırım. 9 uçağı değil 30'a satarım. Hayır sağ stoper ihtiyacı hayır. vardı. Hayır hayır sağ değil sağ. Sol stoperde Ahmet Can. Hugo için de mesela o rakamları verip Oynatacağını, Ahmet Can'ı oynatırım. uçağı değil 30'a satarsın sonra Bu belki. Bu tecrübeli oyuncu fetişizminden kurtulması Tabii. lazım hocam. Doğru. Bu tecrübeli oyuncu fetişizmi Trabzonspor'u bugün getirdiği noktada artık kadroyu dönüştürebilecek bir noktadan çıkarttı. Peki. 2 ya da 3 oyuncu var şu anda satabilecek Haftanın maçlarını da isterseniz bir hatırlayalım. Diğer takımları da konuşalım ki Trabzonspor'da konuşmaya devam edeceğiz. Haftanın özetlerini hatırladık. Toplu sonuçlara bakalım beraber. 9. hafta taç ekranımızda hazır. Toplu sonuçlar ekrana yansıyor. Haftanın açılış maçı Cuma günü. Gaziantep Futbol Kulübü ile Adana Demirspor 1-1 berabere kalmıştı. Ankara Gücü Deplasmanı İstanbul Sporu 2-1 mağlup etti. Fraport Antalya Arabam.com Konya Spor mücadelesi 1-1 sona erdi. Beşiktaş... Giresun deplasmanında 1-0'lık skorla 3 puanın sahibi oldu. Pazar günü Angi Kredi Ümraniye Spor Yukatel Kayseri Spor karşılaşması 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Atakaş Şatay Spor Korendon, Alanya Sporu 1-0 mağlup etti. Fenerbahçe, Vavakars, Fatih, Karagümrük mücadelesinde 9 gol vardı. Salacartlar 3 puanın sahibi oldu. Pazartesi akşam oynanan maçlarda Trabzonspor, Kasımpaşa ile golsüz berabere kalırken Medipol Başakşehir Demir Grup Sivaspor'a evinde 2-0 mağlup oldu ve böylece ligde de namalup takım kalmadı. Medipol Başakşehir ilk mağlubiyetini almış oldu. Hemen taş ekranımızdan şimdi e, puan cetveline de birlikte göz atalım. 9. hafta itibariyle Adana Demirspor Beşiktaş ve Arabam.com Konyaspor'un 18 puanı var. İlk 3 sırada yer alıyor. Bu takımlar sevgili futbol severler 17 puan takımlardan Fenerbahçe 4. Medipol Başakşehir 5. Galatasaray 6. Trabzonspor 7. sırada 13 puanlı iki takımdan Yukatel Kayseri Spor 8. Kasımpaşa 9. sırada e, Gaziantep Futbol Kulübü'nün ise puanı 12. İkinci sayfaya da rica edelim hemen taç ekranımızdan ikinci sayfaya da geçelim. İşte ikinci sayfa. Kore'nin Onalaya Spor'un 9 puanı var. 11. sırada 12. Biteksen Giresun Spor ve 13. İstanbul Spor'un puanları 8. 7 puanlı takımlardan Ankara Gücü 14. Demir Grup Sivas Spor 15. Fraport Tava Antalya Spor 16. Atakaş Şatay Spor 17. sırada 16. Vavakars Fatih Karagümrün 6. 19. Hangi Kredi Ümraniye Spor'un 3 puanı var. Son sırada yer alıyor Hangi Kredi Ümraniye Spor en de isterseniz göz atalım taç ekranımızdan. Valencia 10 golle gol krallığında. Zirvede Borini ve Hacirayt'ın 5 golü var. 4 gol atan futbolcular da ardı sıra e, devam ediyor. Sevgili futbol severler e, taç ekranımız vasıtasıyla e, enleri de sizlerle paylaşmış olduk. Tekrar masamıza doğru hareket edelim. E, enteresan bir haftayı geride bırakıyoruz bunu söylemek lazım. 9 gollü bir maçımız var. E, Medipol Başakşehir ilk kez mağlubiyette tanıştı. Galatasaray haftayı bay geçti. Galatasaray çok konuşmadık. Galatasaray'da da transferde var mı bir gelişme? Onu konuşmak lazım. Yani eee Okan Hoca her maçtan sonra söylüyor zaten. Yerli e, rotasyon yapacak. Elimde güçlü oyuncular yok. Rekabete girecek oyuncular yok şeklinde. Ocak ayında transfer yapacaklar. Listede 4 oyuncu var. Onları söyleyebiliriz ki Halil Akpınar konusunda ciddi atılımları var görüşmeler sürüyor ee, Yine e, Suudi Arabistan'a giden e, Berat Özdemir var El İttifak'ta oynayan Onun dışında Doğukan var Hulsti'de sakatlı bir dönem oynayamamıştı yeni yeni toparlıyor Cenevo'ya giden Güven Yalçın onunla ilgili temasları var Galatasaray'ın 4 oyuncu, 4 yerliden en az ikisini Ocak ayında transferini bitirmek istiyorlar. Halil bunlar da büyük ilerleme var. Büyük bir ihtimalle Ocak ayında bu transfer bitecek. kulübün, zaten sözleşmesi bitiyor galiba. Kulübün, evet evet bir yıllık yapmıştı zaten. Hı hı. sözleşme bir yıllık sözleşme yaptı. Yani hem CEO'su hem başkan yardımcısı Hasan Erden Timur ha, pardon. şunu söylemişti ben e, transferle transferi. ilgili. insan hayallerine sınır koymamalı. Yani düşünce olarak ulaşılmazın ötesinde çok çok hayalini bile kuramayacağımız isimlerle görüştük diye. O isimlerden biri Eden Hazart'tı. İki isim çok istedik alamadık dedi. Onlardan biri Eden Hazart. Diğeri de. Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo'yla Ronaldo ile Evet, Cristiano Ronaldo hatta maçta yaptığımız haberler bütün dünya basında Arjantin, Doğru. İtalya, İngiltere, Fransa bütün dünyada büyük ses getirdi. Galatasaray'ın e, Cristiano Ronaldo'yla görüşmesi büyük ses getirdi. Oyuncunun talebi şu. Oyuncu evet e, sponsorluk gelirleriyle birlikte yılda 60 milyon euro kazanıyor. Tabii ki bunu Türkiye'de karşılayacak bir güç yok, maddi olarak güç yok ama şu anda çok değersizleştirildi Manchester United'da oyuncu mutsuz ama çok fit 3 yıl daha top oynamak istiyor 40 yaşına kadar en az ve Galatasaray'a görüşmeler sürüyor sıcak tutuyorlar ilişkiyi. Galatasaray şampiyon bu olursa bu hafta golü var biliyorsunuz. Evet var evet, gol attı. Galibiyet golünü 700. Evet. golünü attı. Evet. Yani şu anda faal 720. futbolcular içinde en çok gol atan oyuncu. Bir proje olarak düşünüyor Galatasaray. Galatasaray şampiyon olursa bu transferi Erden Timur gerçekleştirir. Çünkü sunumunu çok beğeniyor, hı hı. projeyi beğeniyor ama kriter olarak şart olarak şampiyonluk istiyor. Galatasaray şampiyon olursa Cristiano Ronaldo transferini gerçekleştirir. Yüzyılın transferini Galatasaray gerçekleştirecek gibi duruyor. Tabii ki burada en büyük önündeki engel Galatasaray'ın şampiyonluk. Şampiyon olursa bu transferi gerçekleştirir. Proje dediğim gibi işte sponsorluklar, forma satışları ile birlikte Cristiano Ronaldo'ya verecek yıllık ücretin daha fazlasını kazanmak gibi bir vizyonu var Galatasaray'ın. Zaten Dursun Özbek ilk başkanlık döneminde biliyorsun İbrahim ile görüşmüştü. Menajere direkt net rakam 17 milyon euro deyince mazadan kalkmıştı. Bunu tabii ilk döneminde yani görevdeyken hayır öyle bir şey olmadı dedi. Sonra dost sohbetlerinde başkanlığı bıraktıktan sonra evet görüştük demişti şimdi böyle bir çileğin en büyüğü Galatasaray'a gelebilir. Hayal değil. Çünkü hayalin ötesine geçiyor Galatasaray transferlerde. Bence de öyle. 5-6 futbolcu almaktansa bu bir ticaret, bu bir para kazanma yarışı. Bunun için, ülke yani, tanıtımı Ronaldo için Ronaldo gelirse forma satışına da her hem anlamda ama. Şimdi, hem yurt de bir artış sponsorluk olur. gelirleri. Galatasaray'da çok büyük potansiyel var. Potansiyeller harekete geçirmek için böyle büyük bir isim Türkiye'ye gelirse, İstanbul'a gelirse ki e, duyduğum kadarıyla İstanbul'u da çok e, beğendiği bir şehir. Yani Korejma'dan dolayı da aşina zaten Türkiye'ye. Geliyor zaten. Türk geliyor İstanbul'a da geliyor. Eee tatile de geliyor. Yani e, böyle bir e, büyük planı var Galatasaray'ın. E, hayal gibi görünüyor ama e, hayal gibi görülen e, transferler de artık yavaş yavaş ülkeye gelmeye başladı. Kaç Hocam da bilir 37 yaşında ama kendine çok iyi bakıyor. Türkiye'ye gelirse benim hitdam 50 tane gol atar herhalde. <laughs> Her maç oynarsa. E, hocam güzel olur ama Ronaldo'yu evet. izlemek. Olmaz Türkiye'de. mı? Bir de yani lige de ülkeye de imaj açısından önemli. Ronaldo geliyor sonuçta. 38 de olsa. Tabii. 38, yani Ronaldo tabii. Ronaldo tutup da 28 yaşında alamazsın. Ama Ronaldo geldiğinde ligin imajı ülke açısından Tutuşur. da olmak üzere Ronaldo burada. Yani ciddi anlamda insanlar buraya doğru bir bakar yani futbolsa. Oynar mı hocam. Oynar niye oynamasın? Yani biz <laughs> e, Türkiye Ligi kolay Zeki, değil çünkü. Zek, kolay değil diyorsun. Premier Lig'den şey değil. Hayır. bir şey Daha sert ama. Ama bitmiş Eto geldi. Yani düşemiyorsun. Evet, gol kralı oldu. Eto Santoria'dan. Santoria dedi ki biz bunu bir şekilde mukadesen çıkalım. Bir gol atmıştı. Devre arası geldi yanılmıyorsam. Bir gol atmıştı. Hı -hı. Eto neler yaptı ülkede? Evet. Ne Wagner Bak, Love'da. Wagner Love. Love'ın sen Türkiye'den Beşiktaş'tan sonra nereye gittiğini biliyor musun? Mesela kimse bilmiyor. Ben merak ettim, baktım Kazakistan'a gitmiş. Ya yani vaktler ne? Düşünebiliyor musun? Bitmiş hale geldi. Alanya'da yanılmıyorsam gol kralı mı? Ne oldu? Oldu oldu. Evet. Oradan Beşiktaş'a transfer yaptı. E şey Mario Gomez. Galatasaray istedi Beşiktaş'ta. Tabii. Iken hocam. Tabii tabii. Santrafor Ma Mar Mario Gomez. Yaşıyordu Ma Mario Demiriz Gomez. Mario Gomez. Beşiktaş'a geldi. O da Fiorentina'da işte çok ciddi rakamları alıyordu. Ondan sonra geldi Beşiktaş'ta. Çok iyi performans sergiledi. Almanya, milli, oldu. Takımı Almanya milli Takımı'na seçildi. Almanya Milli Takımı'na gitti. Bak gitti. Almanya'da oynadı. Mario Gomez bitmiş dediler. Bir seneki sene <laughs> sonra futbolu bıraktı. Yani <laughs> onun için o da bizim, en büyük bizim, burası bizim burası rehabilitasyon, onarım tabii. yeri anladın mı? Özellikle böyle hani son böyle demini yaşayan, son bağrını yaşayan oyuncular için ideal. Tabii bitmediğini göstermek için tabii hırs yapıyor şimdi. Gerçekten de çok ıı, değersizleştirildiğini hissediyor ki. Bence de yani... Cristiano Ronaldo kadroda varsa ilk 11'e yazacaksın. Ee, o yüzden bir çıkış yapmak, ben daha bitmedim demek için eee Galatasaray'ı tercih edebilir ama dediğim gibi yani bir Şampiyonlar Ligi Tabii şampiyon takımı önemli yakın tarihli şey Falcao ama Falcao yani, sorunu Sakar, var. sakat. Şimdi Icardi'nin de hani soru işareti olması ben o konuda bir, çok kısa bir şey söyleyeyim. Sef, yani e, benim duyum büyük olasılıkla böyle olacağını düşünüyorum. Eğer böyle devam ederse Seferovic hı, hı yani ciddi anlamda bir performansını yükseltmezse büyük Oscar devre arası hı. bir şekilde mukavelesinden çıkıp Doğru. İtalya, Almanya ve İspanya'da bu üç ülkeden Galatasaray çok iyi bir santrofor arıyor. Net bir santrofor ve de e, hem Icardi kalırsa hem de Gomis'ten farklı profilde bir santrofor arıyor. Buyurun. Şimdi yani söylediğin şeyi ben yanlış falan demiyorum da şampiyon olması yeterli oluyor mu Cristiano Ronaldo'nun gelmesi için? Şimdi şöyle şampiyonlar ligine yine gidebilmesi için şu anda Türk takımının en az üç önleme şu an için belki de 4 Yani o mutlaka şimdi e tabii o. Alemeler var. O fix direkt bitti zaten. Mesela bir de o dediğin gibi <laughs> yani Böyle çok bir gerçeği Böyle bir ön eleme takvimi var orada. Tabii. Tabii hocam. Ama bak şimdi e, gerçekten enteresan e, bir yönetici Erdem Timur. Ha ya, ben bir şey söylemiyorum. Hayır ikna kabiliyeti olağanüstü. Mesela Ya bu kadar yatırım ha, yapmaya ha, gerek hayır, var mı? Dayım ben. Ya o, o mutlaka o o çalışmalarını söylüyorum. yapıyorlardır. Çünkü Cristiano Ronaldo farklı bir oyuncu. Yani 100 yılın en önemli ya dünyanın gelmiş geçmiş ilk beşine girecek golcülerden biri. ben ona diyorum. itiraz etmiyorum ha, yani ki, şu Galatasaray'ın almasına da itiraz ha? etmem. Benim söylemek istediğim şu, bir Türk takımı Ekon... şampiyon olduğunda paraya çevirebilirsin ama İşte yani mi? bunu ne kadar çevirebileceğin önemli. Tabii onun çalışmasını mutlaka yaparlar. E, yani, Mesela yaparsa sorun yok zaten. Bence Mark, yoksa Cristiano Ronaldo'yu ben Türkiye'de süzünlü, izlemek e, çok bir şey duygu. gireceğim söyleyeceğim, devam edin. E, Cristiano Ronaldo gelir sizin söylediğinizden benim anladığım o playofflar için de çok güçlü bir kadro tekrar kurulacak galiba tabii. değil mi? Tabii. Çıkmak tabii. için. Yani bu kadro değil. Daha da tabii. üzerine ciddi takviye bir yapacak. Bir, Eğer öyle bir şey olursa tabii yani. Lider oyuncu bile. Yani biliyorsun futbola ne kadar düşkün Hayır, olduğunu, nasıl, itiraz nasıl itiraz profesyonel olduğunu. Mesela <laughs> Real Madrid'in ayrılan Marcelo ile de anlaşılmış Galatasaray. Son gün bombalarından biri oydu. Bir bakıyorlar 16 yabancı oluyor. Yabancı sayısı fazla olduğu için eee vazgeçiyorlar. Ya sonra Olympiakos'a şey gidiyor. Ya e, yabancı kuralını da kaldırırlar. Zaten barı tamam. da kaldıracaklar herhalde. <laughs> değil de Federasyon Başkanımızın açıklaması doğru mu? Şey sevgili. Barı <laughs> kaldırmıyorlar. Bar bütün şey, kulüpler başvurursa barı kaldırırız şeklinde yani, bir açıklaması var mı? Ya, bir yerde yok okudum. Yok öyle bir şey. yok koydu. hayır. Bugün Kulüplerin öyle bir şey sorunumuzda da vardı. Bu hafta şiddetli yani, sporla Yani bizim maçlarda var ya. uygulanmasın dedi. Federasyon Başkanının tepkisi var. Bir açıklaması açıklaması yok. Var kaldırmak diye bir şey yok ama sınırsız yabancıya tekrar dönecekler sezon Tamam dönsünler. Şimdi varı kaldırmakla ilgili bir açıklama okudum ben. Ya bugün yok, okudum değil. ya dün yok, okudum. Bugün yok bugün öyle bir şey söylemedi. Konuşmalarını dinledik. Öyle Eğer bütün yok. kulüpler başvurursa bunu düşünebiliriz diyor. Abi niye başvursun bütün öyle kulüpler? Öyle bir şey okudum ben. Var bir, varı kaldırırsan yani e, düşünemiyorum bile. Hayır, şöyle, bak. Burada geç. şöyle bir şey ortaya çıkıyor hocam. Ee, şimdi profesyonel birlikte mücadele ediyorsun. Süper Lig bu senin en büyük marka. Yani Türkiye Futbol Federasyonu'nun en büyük markası. Türkiye Süper Lig. En büyük parayı da buradan alıyoruz. Doğru. Ee, i̇ki tane kulüp, kulübümüz böyle bir başvuru yapıyor değil mi? Diğeri de Giresus var herhalde, evet. yanlış bilmiyorum. Direkt başvuru yapmıyorlar, tepki gösteriyorlar. Yani ya bizim göster başlarımız uygulanmasın da, diyorlar. Yazılı gösteriyor. olarak yaptıkları açıklamada yanılmıyorsa Ümrani'ye başvurdu dedi. Türkiye ya da Merkez Hakem Kurulu'na neyse. Neye yani. başvuracaklar? Hayır. Ya yani şöyle bir, bir şey, şey de, var ifade arkadaşlar. Atınca. Yani bizim kulüplerimiz... Ya profesyonel ya yönetilmek bu mu Allah aşkına ya böyle bir o şey olmalı. tabii canım. Rakiple oynuyorsun. Rakip istemedikten sonra ne böyle kalacaksın? başvurunun mantığı. Tek mı oynuyorsun. İtiraz edebilirsin. Ya bunu söyleyebilirsin. Eleştirilen dile getirebilirsin de ya varın kaldırılması ile ilgili başvuru ya nedir? O... Abi ya bizim oralarda hani fıkraların çoğu gerçi gerçektir de yaşanmış hikayelerden oluşmuştur da hani işte Cem Yılmaz gitti ya ben dedi tanıştım temelle Trabzon'da dedi. Hani siz ona fıkra diye gülüyorsunuz ama ben onu gerçeğiyle tanıştım. Ya bundan da öte bir şey bu. Ya böyle bir şey olabilir yani mi? Anlık abi? öfkelerle bunlar söyleniyor ama yani öyle bir zaten lig oynanırken hiçbir kuralı değiştiremezsin. Nasıl değişti? değişti abi bu ülkede? Ne zaman değişti? <laughs> Kaç defa <zaman gülüyor> Sadece değişti? pandemi döneminde değişiklikler oldu. Niye ona ne oldu? Lig bitti, küme düşmeyi Beş kaldırdılar. 5 oyuncu değişti. Abi lig de bitti, küme düşmeyi kaldırdılar. O ayrı. Tabii pandemi nedeniyle oldu. Tamam oldu, ligi mesela. niye oynattın o zaman abi? Tabii. Yani tamam haklısın. Yani, Trabzonspor ben o sana sezon, zaten Trabzonspor sezon şampiyonluğa giderken tamam biliyorum. Ligi yeniden oynattınız. Tabi. Ligin sonunda küme düşmeyi kaldırdınız. Tamam ben zaten bunu hep eleştirdik zaten ulaş hepsini eleştirdik. Hayır playoff tamam. sistemi de geldi Yani. Burada mı bir mazeret? Evet maze bir de değil mi 2012 13'te mi playoff'ta oynandı? Zaman, Fransa Lig'de ne yaptı vardı. biliyorsun değil mi? Ligi tescil etti, Tabii. oynatmadı bir daha. Evet, Ligi doğru. tescil etti, doğru. düşürdü. Öyle bağırdılar, çağırdılar. Şampiyonu da şampiyonsun dedi. Evet. Şampiyonlar ligine git dedi. Evet, Diğerlerine UEFA Avrupa ligine evet. git dedi. Konferansa git. Düşenler de düştü dedi. Hocam tarih bir gün 2019 20 sezonundaki bütün maçları yazacak. Pandemiden sonra oynatılan. Bütün maçları yazacak. O dönemin kahramanları da bir gün çıkıp çünkü hayatta ölmeyen tek şey vicdandır hocam. Vicdanında o işi evet. o hakem hakemler onlar zaten belli isimler, onlar onu yaşıyorlar. Hayatta da ölmeyen tek şey tekrar ediyorum vicdandır. Vicdan ve ge gerçeklerden. Evet. Bir, er gün, geç, bir gün gelip ortaya çıkar. Bir gün gelip o vicdanının sesini dinleyip konuşacaklar. Hocam, yani, e, o sezon yaptıkları o organizasyonu konuşacaklar. Ama onu yapmıyorlar ki şimdi televizyonlarda gazetelerde e, çıkıp e, yani e, hakemleri eleştiriyorlar. E, o öyle değildi, şöyle olmalı. Yani. E, akil kişi ro ro rolüne bürünüyorlar. O sezonda düdük çalan, çok büyük hatalar yapan <laughs> e, şampiyonu belirleyen hakemler çıkmışlar şimdi. Çarşaf gibi yazılar yazıyorlar, manşetler yazıyorlar. İşte televizyonlara çıkıyorlar, konuşuyorlar. O zaman neredeydiniz? Şimdi e, işte hakem burada yanlış karar verdi. İşte oyuncu bir de sadece ha hakem yorumu yapma. Hakem üzerine yorum yapmıyorlar. Teknik direktör gibi analiz de yapıyorlar. <laughs> Zeki abi 2010, 2010 2011'in kahramanlarından kim, biri olan kim, Kimlerle kimlerle öyle mi yiyordunuz? Bünyamin Gezer. <laughs> evet. Kimlerle öyle yemeği yiyordunuz onları? Ve Bülent Yıldırım bugün şeyle hakem kararlarıyla ilgili doğru ya da yanlış karar diyebiliyorlar. Tabii onu diyorum ben de. Ne, yani, nasıl oluyor yani evet, bu? Evet. 2019-20'nin kahramanlarından biri olan Fırat Aydınus da bugün evet başka bir kanalda hakem kararlarını eleştiriyorlar. Ya ben yazarlık onlar yazar. sözün bittiği yer burası aslında. Onu diyorum Çok hani vicdanlarının meslek, sesini belki içinden dinliyorlar ama kalkıp da şunu yapmazlar. Ya biz o sezon işte X takımın şampiyonluğunu çaldık. Düdüklerimizle, kararlarımızla markadan birileri bize talimat verdi. Onlara uyduk demezler. Derler abi demez, derler. Demezler. De, abi demez de. o vicdan ölmez Gine abi kal. söyledim bak. İçinde yaşarlar. O vicdan ölmez. İçinde yaşarlar söylemezler. Onu bir söylemezler. gün gelir anlatırlar hocam. Bak Alişen seneler sonra anlattı. Bir taşla şampiyon olduk diye. Söyledi çünkü ölmez. O vicdan onu her gün hatırlatıyor. O Alişen ama. Olsun önemli değil. Her hocam, gün gelir bunlar da konuş. Var sistemi için hem sağdan gelen hem futbolcu hem hoca olarak kaldırılmalı teklif siz ne diyorsunuz? Kesinlikle kaldırılmamalı. <laughs> bir de var ya işin tuhafı ne biliyor musun? VAR sistemi esas Anadolu takımları için. Ya yani Anadolu takımların menfaati bu Leyne. Ben orada oynamış bir oyuncu olarak biz geçmiş yıllarda neler yaşadık. Hem oyunculuğumuzda hem antrenörlüğümüzde. Onun için VAR sistemine aksine Anadolu takımları dört elle sarılmalı. Yani onlar en başta istemeli kalkmasın diye. Evet... Olabilir. VAR sistemiyle ilgili Ümraniye Sporlu'ya evet hata yapılmıştır. Diğer kulüplere de yapıldı. Geçtiğimiz VAR sistemi hemen daha bu sene gelmedik. Tabii. Hemen kaldırsın. Geçtiğimiz dönemlerde de yapıldı. Bundan sonra da yapılacak. Ama bunu kulüplerden bir kere ayrı tutmak gerekir. Kulüp bir kulüp işte bugün var süperlikte öbür sene olmayabilir. Veya iki sene üç sene olur. Ondan sonra olmayabilir. Ama VAR'ın her zaman olması gerekir. Yani burada VAR Varın bir kere MHK konusunda var. İyi ki Anadolu takımları için bana göre var. Adalet öyle sağlanıyor. Yoksa inan daha fazla konuşuruz, daha fazla olaylar olur. Var uyarmasa çoğu şey zaten Anadolu takımları oyunda eksik kalır. Penaltılar, goller vesaire vesaire birçok şeyi o varı görüyor. O adalet yani bir şekilde orada da varın başındaki insanlar tabii televizyonlarda bunu gündeme getireceğinden ondan daha dikkat ediyorlar. Onun için yani varın böyle bir kulüp, X kulüp şimdi, bugün, yarın bunu dememesi gerekir. Zaten ben Futbol Federasyonu ne Mehmet Bey'in herhangi bir ne de yönetim kurulunun bunları dikkate alarak yok Tabii. varı biz iptal ediyor. Böyle bunlar yok. Bunlar afaki şeyler. Hiç laf olsun diye bunlar böyle soyut şeyler. Yani işte söyledik, itiraz ettik vesaire. Diyorum ya İmraniye Sporu için söylemiyorum. Genel yapı olarak söylüyorum. Onun için ...Var'a aksine Anadolu takımları daha fazla sahip çıkmalı... Yani ...büyük takımlara karşı bir yarışmaya gireceklerse... Hı hı. ...veya adaletli bir maç oynanacağına inanıyorsa... ...Var sisteminin kesinlikle kalkmaması gerekir. Hocam Trabzonspor 1 metre offside'den gol yedi ya... ...Var'ın olmadığı zaman. Hatırla Zeki abi. Bursa Spor maçı... Sov atmıştı galiba bir de, Fenerbahçe ay, maçıydı. O, 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 o ayrı. Bir metre offside'den... 2 metre offside'de da teknik direktör Güvenç Kurtar... E, ...Bursa'da oynanan bir maç... E, Sercan Yıldırım'ın 2 metre offside'dan 7 golle 2-1 maç kaybetmişti. Güvenç Hoca'yı zaman zaman yayında denk geldiğimizde şunu söylüyor Güvenç hoca, Ben de diyorum ki hocam offside'di. Diyor ki e, en iyi döneminde ben Trabzonspor'u yendim Bursa'da. Kulağını çınlatalım. Ben de hocaya diyorum ki 2 metre offside'dan Sercan Yıldırım'ın attığı golle yendiniz diyorum. Offside mi offside? Yendik işte diyor hoca da. Yani Demiş iki hocam federasyon başkanı. Şimdi baktım ben. Allah aşkına ben <laughs> futbolculukta yani futbolcu zamanı oynuyoruz. İşte bir büyük takımla X söylemedi. Evet. Atatürk oynuyoruz. TRT veriyor maçı bir pozisyonda. Yani bunu ben de değil birçok arkadaşım da başına gelmiştir. Hı hı. Ama insan yaşadığını bilir. Bir pozisyonda iki tane penaltı yapıldı bana. <gülüyor> <gülüyor> Maçın hakemi de bak bak çok enteresan. Maçın hakemi de Metin Tokat vermedi penaltiyi. Televizyon veriyor. Var o zaman yok. Var olsa çağrı verir vesaire bunun Tabii. için. Bunun için söyledim. Tabii. Ya bunun gibi çok oynadık. Ya Vanspor Beşiktaş ben, başında da penaltı verdirdi evet. vesaire. Kesinlikle, yine hakemi metin kesinlikle. tokat. Kesinlikle. Sergen'in kullandığı serbest vuruş. E, şunu mesela e, Manisa Vestel'i çalıştırıyorum. Düşme potasında yine bir büyük takımla içeride oynuyoruz. 7 dakika Mustafa Kamili Abitoğlu'yu uzatma gösterdi. 7 dakika o ara olay 7 dakika 2010 yılı. 7 dakika olay yok yani. 7 dakika olması için ambulans falan, sedye falan, helikopter girecek sahan içi. Ve de bir oyuncu, <laughs> biz de 2-1 <iki>, <laughs> öndeyiz. Bak ya. lig maçı düşmeme oynuyoruz. 2-1 öndeyiz. 7 dakika gösterdi. Ve bu arada oyuncu orta sahada eliyle aldı. Hani var olsa mesela gör bizi el diye bağırdık. Onu oynattı, golü attırdı. Bak biz isyan ettik. Beni de tribüne attı. Bir maç ceza aldım Sivas Deplasmanı'nda. <laughs> Bak ve de santra yaptırdı. Beni attı arkasından 5 saniye oynattı yalandan maçı bitirdi. Sen şimdi var nasıl olmasın? Hele bizim futbolculuk zamanımız büyük takımlara buraya geldiğimizde İstanbul'a var ya orta sahaya geçemiyorsun. O zaman hani geçen program Gökhan Keskin vardı. Serdar Sarıdağ vardı konuşmuştuk. Bir de yani şimdiki bir üçlü ses sistem gibi değil. Daha derinlemesine. Ribolo, Libero dedim. Tabii, sarkık libero oynar. Olur. Sarkık. Aynen Cüneyt. Biz libero'nun gerisinden çıkardık. Büyük takımda o son adamları elini kaldırdı. Bak yan hakem, bak. <laughs> yani millet anlatıyor Aynı. orada yazıyor çözüyor sosyal medyada bıraksınlar. Ben yaşadım bile. Elini bir kaldırdı yan hakem var ya bayrak çekerdi. <laughs> biz de genciz oynuyoruz 6 ayda 20-21 yaşında ligde. İtiraz ederiz falan. Sağ içindeki hem rakip o. Oyuncu abiler bize fırça atar. Hakem de bak oyundan atarım. Ya diyoruz ki biz geriden çıkıyoruz. Nasıl hani onu anlat. Offset diyor yan hakem verdi. Şimdi buradan niye bunu anlatıyorum? Var sistemi nasıl bitsin der ya Anadolu hı. takımları. Ama Biz bunları antrenörken de... yaşadık. Futbolcuyken hı hı. yaşadık. Vara diyorum ya aksine yani 4 değil 88 elle neredeyse sarılsın yani. Yani her, hepsi sakın hani biz var, varın sonuna kadar arkasında ne olursa olsun bizim yeri geldiğinde aleyhimizde de karar verseniz sıkıntı yok demesi gerekiyor. Doğru mu? Şu Yarışması için dört büyük. Hocam tarif. Adana Demirspor Başkanı Sayın Murat Sancağı'da sorarsak VAR'ın artık kronometre tutması lazım. VAR'dan bu hatalar test ediliyor. Bu defada eklenen süreden Bravo. bir sıkıntı yaşıyor. Gaziantep Bugün, spor maçı. Bugünkü, bugünkü maçta mesela Ertuğrul en az 10 dakika e, vakitten çaldı. Oyuncu değişiklikleri oldu. Neye Her göre 5 dakika uzatıldı evet. maç? E, bir de onu geçtim. Zaten orada bir kriter yok. Çorba. İsteyen istediği gibi orada dördüncü hakemle. Hakem nasıl... Kronometre tutuyorlarsa ama Adana Demirspor işte, maçında tabii, net süre şey belli var, var. var sebebiyle oyunda bu sezon, oynanmayan süre bu de sezon belli. Bu sezon dikkat ettiniz mi? Ee, Futbol Federasyonuna da seslenelim burada bir ciddiyetsizlik var. Maçlar saatinde asla başlamıyor. Mesela bugün Devre aynı saatte Başakşehirle Trabzonspor'un başlama saati aynıydı. Trabzonspor maçı neredeyse 55 saniye sonra başladı. Başakşehir maçının ikinci dakikasındayken Trabzonspor maçı başladı. Ki her hafta böyle. Maçlar 19-20 maçları mesela bir e... 20.03, 20.04 bazen 5 dakika geç başlıyor. Saatinde niye başlamıyor bu Eğindir maçlar? Bilgin ile Erman Toroğlu da konuştu. Devre arası da uzun oluyor. Devre arası tabii. Devre arası da uzun oluyor devre ama. Devre arası 15 dakika değil artık. 20 dakika biliyorsun. Bizde o. Mesela, Bak, bizde, tabii, bizde, 20 dakika. Hakemine Avrupa'da göre. Avrupa'da, 17, Avrupa'da 18, 15 dakika. 14, ama, 20 gidiyor. E bizde ancak buradaki... futbolcular toparlansın. İkinci yere fiziksel olarak tempolarını atılsın. O da bir, facia ama. 5 dakikalık bir bonus, maçın, bonus var. Maçın saatinde hocam, başlamaması en büyük facia. Maç saatinde başlamıyor. 5 dakika geç başlamıyor. Güven. Ne oluyor? Ekranlara da taşıdı. monitörünüzde var. Evet. Buyurun hocam devre avarası oh, süreleri. Oh, dev, evet işte, ya. Derbide 19 dakika e, tamam, 19, saniye. Demir Spor, tamam. 19 saniye. Adana Demirspor Galatasaray maçı 17 dakika 49 saniye. Kayseri Spor Trabzonspor 17 evet. dakika 33 saniye. Oyuncular, oyuncular çok yoruluyor. Bile bile 20 dakika oluyorlar. <laughs> bir toparlanıp ikinci yere tekrar bir tempo yapsınlar. Hakem yok. E ha, hakemden Hüseyin, Hüseyin değil. Şey, gördün Aire. mü göbeği, göbek yapmış hakem o, maç yönetti <laughs> ya hakemler yes, hakemler çıkar. Hakemden öyle derdi olmaz. Ya abi zorbay küçük sınavı geçemedi. FIFA'nın Hü Hüseyin uluslararası Gülşek. oyun kuralları e sınavını sen, geçemedi. Fırat Aydınus FIFA askıya aldı. Maç vermiyor. E sen, Türkiye'de maç öyle. Sen Fırat Aydınus'un cevapları Hayır Fırat Aydınus'un yaşını uzattılar ya son <laughs> dönem. Siz evet, biliyorsunuz. Evet. Haber de yapmışsınızdır belki. Evet. Bütün fiziksel testlerden kalıyor yine maç veriyorlardı Fırat Aydınus'a. Yani bugün... Bugün Hüseyin Göçey'in böyle göbeği vardı resmen ya. Bak. Ama bence tempoluydu. Tempoluydu tabii iyi koştuğu için zaten o göbekle. <laughs> Ama atleti testi koştu. yapılıyor o testi geçti demek ki. Ama biraz da fit olması lazım hakemin ya. Zeki abi gibi. Kendisine bakmadım. <laughs> Yok ben bende <laughs> de fit kilo var. Bende de var kilo. E, Ama ya hocam şunu öyle. futbol <laughs> federasyonuna <laughs> e, futbol federasyonuna tekrar seslenelim. <gülüyor> <gülüyor> gerçekten maçlar saatinde başlasın ya. Maçlar saatinde. Devre başlar. araları da. Devre İkinci devreler de saat. Ya bunlar başlasın. gerçekten hiç kimse kontrol etmiyor mu? Yani maç Aynı saatte başlaması, başlaması gereken zaman. maç. Biri Başakşehir maçı oynanıyor. Trabzon maçı daha başlamamıştı. Ya yani Her evet. hafta böyle ama. Başlamasının sebebi varsa temsilci raporuna yazar. Hakem yok, başlatmıyorsa yok, yok. gözlemci yazar. Yok, yok hakem işte orada sohbet Herhalde ediyor. Herhalde yazılıyordur bunlar raporlara. Sohbet Ve ediyorlar. Yani Allah aşkına o raporlar ne yazılıyor ben Aşk, çok merak iki ediyorum. İki gözlemci Bak, var gizli gözlemci. Var, şey, iki televizyon deyin, gözlemcisi iki de, de var biliyorsunuz. İki için. tane tam sekiz tane olsa ne yazılıyor ne yapıyor merak ediyorum. O rapor yazılıyor. ...şimdi bak yazılıyor bir şekilde... ...çok da bakıyoruz. tecrübeli isimler hocam... ...tamam da yazılıyor rapor... ...rapora... ...bakıyorum ben maçı... ...yöneten hakeme... ...kötü... ...kötü performansı... ...Var yönetmiş... ...bir bakıyorsun... ...Var yönetmiş ha... ...en kritik mesela 3 tane karar ...Var'dan... ...verilmiş... Evet. ...öyle düzeltmiş... ...bir bakıyorsun... ...bir hafta sonra... Yani önümüzdeki hafta dördüncü hakem oluyor. Yalandan öbür hafta yine maç alıyor. Yani bunun... Hocam sen, bu hafta bu gözlemci... yani iyidir kötüdür. Tepki gösterildiği için mesela e, sizi desteklemek için. Var ki Mustafa Öğretmenoğlu Gaziantep Adana Demirspor maçında Adana cephesinde özellikle büyük Antal tepki Antalya var. Antalya bölgesi Mustafa evet. Öğretmenoğlu. Evet. Aynı Mustafa Öğretmenoğlu sonrasında Giresunspor Beşiktaş maçında var hakem. Para yani <laughs> bilemiyorum. Bir de şu yani bir var. Ya sonra. Bak, ba, hakemlikte ne kaldı? Ne ne oldu biliyor musun? En kötü şey bana göre bir başarının kriteri yok. İşin tuhafı bu. Başarısızlığın da şeyi bak, yok. Bak e, cezası başarı, yok. Başarını çok, başarısını çok güzel söylediniz. Onun da cezası yok. Hem MHK başkanları, oradaki yönetimler vesaire sıkıntıları biliyor hiçbir düzelttiği yok. Oranın profesyonel olmadan çalışacak insanlara ihtiyacı var. Bak profesyonel değil. Rakam almayacak MHK'nin başına gelecek, yönetimini kuracak, para almayacak bu işten üyeler de alıyor hocam. Bak, Ankara Başkanı dahil üyeler de alıyor. Hayır Ulaşçım, almayacak. Amatörce yapacak bu işi. Diyecek ki ben Türk futboluna emek vermeye geldim, düzeltmeye geldim. Ben mevkii arkadaşının. Ankara Başkanı işimi... bulamazsınız bu ülkede. <laughs> evet. Işimi... <laughs> Benim söylediğim yanlış mı <laughs> peki? Doğru söylüyorsunuz. Hocam şu anda tabii. yani iyi, iyi maaşlar alıyorlar. Bak, göreve gelmez makam aracı konusunda hemen tabii, şey veriyorlar, marka doğru. veriyorlar. Bak işte sponsor güçlü. Zıraktan ben diyor. samimi ise, samimi ise düşüncesinde geldi. Benim düşüncem burayı düzeltmek. Ben ve ekim para almıyoruz. Biz Türk futboluna senelerdir böyle bir sancısı var. Hakemlerle Ekim mehak olarak biz para almıyoruz. Amatör olarak yapıyoruz ve de biz burayı düzelteceğiz. O zaman herkesin o yapılan işe de kötü gözle bakmaz. Bu kadar eleştiride olmaz biliyor musun? Aksine o insanlar para almasa para bir yere kadardır. Herkes ölecek hepimiz, değil mi? Herhalde Değil burada hocam. sağ kalıp kurtulan hocam, dünya... cebi yok, yok hayır hayır Sa sağ sağ kurtulan nerede kimse olmayacak Hı. bu dünyada Allah her, nasıl can her verdiyse canlı ölümü de tadacak hocam. çok güzel söylüyor. Şimdi bak gelecekler bu MHK'nin görev yaptığını düşün 4-5 sene hiçbir şeyde para almamış amatörce diyecekler ki bir MHK e geldi başkanı yönetimle doğru mu? Hocam para o, almadı Olacak şeyler söyledi çok e kötü bir şey mi söyledin çok e, doğru bir şey söyledin mi hocam doğru söylüyorsun bu hocam, madem mi? samimiler zeki evet, uzunlular onlar hocam çok madem de, samimiler hocam. düzeltmeye Nasıl? geliyorlar burayı tuttu bu onu unutmayalım özellikle hakem, hakem müessesesini o zaman hiç biri para hakem bir almayacak. olmaz oldu hakemlere para verirler başka bir şey bak hakemlere alır ücret ben hakemler için merkez başkanı ve yönetim almayacak doğru hocam çok doğru söylüyor ama bu dediğin olmaz olmaz çünkü onların bir statikoları var onlar dünyadaki bütün yeniliklere kapalılar <laughs> ve kendi statikolarını devam ettirmek istiyorlar evet. hocam. Bugün Türk hakemlerin en büyük sorunu kendilerini yenilememeleri. Çünkü yeniledikleri zaman kaybedeceklerini biliyorlar. Bu statikoyu kaybedecekler. Dolayısıyla bu gücü başka bir tarafa devşirmek istemiyorlar. Sorun bu. Ha bu dünyadan eli nasıl gider? Boş mu gider? Dolu mu gider? Bilemem. Ama Kanuni Sultan Süleyman ne dedi? Koca Cihan Padişahı ben öldüğüm zaman dedi bir elimi Tabutun dışarısına atın ki koca Cihan Padişah'ın kanunu bile bu dünyadan eli boş gitsin desinler. Diye vasiyet etti bunu. Ve öyle de gitti zaten rahmetli. Ben, Allah ben, gani gani rahmet ben, eylesin. Abi. Bunlar tabii, herhalde abi. hocam hiç ölmeyeceklerini ben, düşünüyorlar. Tabii tabii. Ben mesela kendim için söylüyorum. Böyle bir şey tabii görev tabii gelmez. Gelse ben... ...para almadan, bununla ilgili para almadan... ...amatörce bu işi yaparım. Ne araba ne bir şey. Aksine kendi arabamla, aracım varsa... ...onunla giderim. Yoksa toplu taşımayla... ...giderim, gelirim. Normal MHK dört mı ...ben hizmet ederim. Hiçbir şekilde... ...açık vermeden her günümü... ...her atamımı son sanki... ...o hafta istifa ediyormuş gibi en doğru hocam? bir şekilde yaparım. Bak aday... Yazalım bunu arkadaşlar. <laughs> Reakapsal MHK başkanlığına aday. Ben ücret almadan e, adayım. <laughs> Onu da söylüyorum. Ücret Para almadan. 5 kuruş ücret ol. yok. Hiçbir şey yok. E, ya aday derken espri. Hocam de... teknik... Yok, koca hayır, teknik, şey, direkt... hocam bu bu çok çok teknik hayır, direktör. Bu adam koca teknik direktör ya. Bu MHK başkanlığında yapmasın. Ya. Aynen MHK başkanlığı meyake. istediğim yok. Bak hocam, hayır. Hocam, hayır. Şey teknik direktörlüğüne aday aday olur evet. Reha Kapsal. Sa ben çok oraya teklif. layık görüyorum. Oraya eksik olma. Ben MHK aday öyle bir şey yok. İnsanlar burada magazin. yaptıkları. Hocam bir gün birisi öyle çıkıp giderse ki ben MHK başkanı bu adam deli derler ya. Vallahi öyle derler. Aklına zoru var MHK başkanlığı falan böyle söylüyorum. Ne ben derler? Istiyorum. ya Hasan'ın böreği. Ben, <laughs> ben kendim için söylüyorum. Yani böyle bir şey olsa misal tabii ki olmaz. Ben de yani bırak beni. Zaten böyle bir şey olmaz. Yani hayali bir affaki bir konuşma Ben başka hakemler için söylüyorum. Buraya gelecek bir insanlar. Ya Allah bunu. aşkına bir çıkın. Biz deyin ki biz ekip olarak para almıyoruz ya. Hakemlere para verilsinler. Maç başı ne kadarsa evet verilsin. Hı -hı. Ama biz almıyoruz. Biz burayı düzeltmeye geldik. O samimi davranışını mutlaka karşılığını... Kamuoyundan ülkeden görürler. Derler ki bu insanlar samimi davrandı. Bu maçlarda hata alıyorsa, vesaire alıyorsa hiçbir çıkarları yok. Daha fazla bu hakem camiasıyla toplumun bağlaşmasına da bağlanmasına da neden olur. Hocam öyle bir kaygı yok. Dün geçen akşam da söylediğim gibi hakemleri tanımıyoruz hocam. Bilmiyoruz özelliklerini Hocam, hiçbir yerde döviz yazılmıyor. Döviz oluyor. Hakem ne, danışmanları ne, geliyor, onlar geliyor, bunlar geliyor. E, Hadi danışman döviz alsın, MHK Başkanı başkan, yönetim almasın. Hakemler bilgi edinmeye çalıştığımız evet. için çok araştırıyoruz. Eğer bir hakem tam saha dergisinde de Zeki abi de bilir. Röportaj vermediyse nerede evet. doğdu, ne Tabii. yer, ne içer, ne ilgilenir, çok eksik. nereden mevzu. Hiçbir şeyi bilmiyoruz, bilgi sahibi değiliz. Evet. Ben hatta hakemlere çağrı yapıyorum her gördüğümde. Doğru. Ya kendiniz bir site oluşturun. Doğru. Kendinizi ifade edin bize. Biz de diyelim ki işte bu maçın hakemi. Yok mu? Hüseyin Göçek. Bilgi çıkmıyor ki. Diyelim İncel ki Hüseyin ki. Göçek şu yaşta. Bulamazsın. Bilgi gitar çalıyor. Bir şey çıkmıyor yani. Profesyonel futbol eğitimi almış. Kendine özel hocada var. Hobileri bunlar. Hobileri yani, bunlar. Tabii. Daha sevimli olsun tabii. hakemler. Tabii. Tanıyalım hakemleri. Tabii, Tanımadığımız tabii. insanlar hakemler. Eğer bir röportaj derse Hakemleri FF'den susturmak alıp, e, e, doğru değil. Bazen belki de gerçekten sahada biz eleştiriyoruz şiddetle. Belki onların da savundukları evet, çok önemli oradaki e, bizim göremediğimizi görüp de hani röportaj verseler, soruya cevap verseler diyeceğiz ki ya biz yanılmışız. Hakem ne kadar doğru. Esa biz tanımıyoruz hakem, maça maça konsantre değil diyoruz. Belki meditasyon s eğitimi almış ve eğitim s de veriyor doğru. veren bir hakem. Doğru. Belki yanlış doğru. değerlendiriyoruz şey, doğru. Canım öyle değil mi? Ya bir Uzun de iletişim işte. çağı. Çok sessizlik, Sizlere <laughs> destek vermek <laughs> evet, adına yani. herkesin konuşması şey gerekir. Dans yani, bir de, herkesin birbirine bir şekilde ifade edip bir değerlendirme bir eleştiri bir gelişme için bu hakemi farklı bir şey. çok sessiz iyidir. Futbolda Tabii. bunu konuşmamız gerekir. Hı. Biz konuşmuyoruz hemen bazıların alerjisi var. Hemen böyle o bir şeyler. Ya benimki dediğim doğru değil. Bir fikirdir, bir konu başlığıdır. Seninki de doğru değildir. Ulaşın. Aynen, Zeki Uzundurukan'ın doğrudur X. Yani bunu da toplum olarak futbolu eğer geliştirmek istiyorsak her birimine daha fazla sesli bir şekilde konuşup o iletişime açık olmalıyız. Peki. Hakaret etmeden değil mi? Düzgün Aynen. bir şekilde. Avrupa'dan güzel maçlarla biz noktayı tamam. koyalım bu akşam hocam. Birbirinden zorlu maçlar vardı çok teşekkür ediyoruz. Rica ederiz sevgili sağ olun. Biz sana teşekkür ederiz. Evet. Sağ olun. Sevgili seyirciler takım oyununun sonuna geldik hoşçakalın.